Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmeseydi ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş. Ve hoş da bazen ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur ettiğinde minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin, işimiz bu yaşamak. Ağza getirdi. Patlamada can kaybı yaşanmazken bir polis memuru hafif yara aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken yetkililer patlamanın sebebine dair henüz bir açıklamada bulunmadı. Ben o an böyle bir telefonu düşürdüm. Böyle elime attım onu almak için. Böyle elim değdi. Işığı gördüm derken fark ettim ne olduğunu. Sonra da bulabildiğim en yakın boş yere getirip terk ettim aracı. Allah Allah. Sen iyisin ama değil mi? Bir şeyin yok. Yaralı falan. İyiyim. Bir sıkıntı yok. Zaten ambulansta ilk kontrolleri yaptılar sağ olsunlar. Eşin nasıl? Onda bir şey var mı? İyi, o da bir anda öyle işte telefonda onunla konuşuyorduk. Hemen geldi sağ olsun, şimdi gitti bir şeyler hallediyor. İyi o da iyi. Kız ölüyordu lan! Kız ölüyordu lan! Ölüyordu kız lan! Ben yediğim benim lan! Am, siz baba. Kiminle dans ediyorsunuz lan? Am, ne oldu? Yediğim benim ben! Am. Ben yediğim benim! Ölüyordu kız! Sakin ol. Ulan aklım lan, ne oldu? Am, sakin ol. Am, sakin ol. Kardeşim. Emin misin ağam? Eminim. Ha? Bazı tövbeler bozulur. Nasıl oluyor bu? Anlamıyorum ki. Anlaşılan biri size komplo kurmuş müdürüm. İyi de Necat Kırdar öldü. Yani bizim başka bir düşmanımız mı var bilmediğim. Her gün birinin kuyruğuna basıyoruz Samuel. Neyse tamam, sen bugün yıprandın. Eve git dinlen biraz. Ama ben daha ifade almaya gidiyordum. Ya tamam, Taylan gider halleder onu Taylan. Görevli evrağını alırsın, sen geçersin tamam. Hallederim biliyorum. Hadi sen git dinlen, bu bir emirdir. Tamam, hadi bakalım. Evrağın bir kopyası bizim Bahri'de vardır. Sen onu alırsın, onunla birlikte yola çıkarsın. Ben hallederim. Hallederim. Vay yanmış. Verilmiş sadakası varmış kız. Aylin. Eğer ben de Cengiz'sem, burunlarından fitil fitil getireceğim bizi bu hale koyanların. Eriyip gidiyorsun gözümün önünde. Para verip başlarından savunca her şey bitti sanıyorlar. Burunlarından fitil fitil getireceğim bizi bu hale koyanların.
evlat acısı, kardeş acısı nedir onlara da tattıracağım. Bakalım bugün sihirli çantada neler var? Ne geliyor? Hadi bakalım. Tut Zülfo. Aç Zülfo. Of 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 of. Of 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 of. Oğlum Mahmut teyze pastane açsın, bir şey yapsın. Bu bayağı bir şey ya. Valla çok yedir. Of. Valla parayı para demez ha. Gençler, gençler kokmuştur. Alın birer dilim siz de. Toraman. Aras. Oğlum sabah sabah kek mi yenir lan? Oğlum bunlar ne bulurlar? Son yiyorlar ya. Harbi kek mi bu? Nereden çaldınız lan bunu? Ha? Sizin paranız yoktur. Yoksa Sadi Hoca'nın doğum gününden mi çaldınız? Ya arkadaşlar siz hiç uslanmıyor musunuz o kadar yattınız çıktınız ya? Bu alışkanlıklarınızdan kurtulun artık. Şöyle bir çözümüm var size. Yüce gönlümden kopan. Size teklifim her hafta sana 100 lira vereceğim. Bütün arkadaşlarına poğaça ısmarla bende. Bitince gel gene bana. Veriyorsun değil mi? Al şunu. Bunda fakirin yetimin hakkı vardır. Ayrıca paranla hava atma. Senin sülaleni 7 kere satın alacak bir evi bırakıp çıktım ben. Gençler bu kadar gerginlik yapmayın ya. Alt üstü kek uzattık. Bak bu öyle dışarıda yapılanlara falan benzemez ha. Anne keki bu, anne. Anne bir dilim daha versene. Oğlum öğlen yemeği yiyeceğiz. İştahını kapatacaksın. Ama anne çok güzel olmuş. O zaman ince bir dilim daha. Son. Havel oğlum bunlar. Şunların bakışlara baksana. Ne anlasın anne kekinden. Düzgün konuş lan. Konuşmazsam ne olur? Söyle. Oğlum üzüm fikir. Sana bir tane vururum, ikinciyi vurmam mı? Vallahi. Anca çenesin ha sen. Bak ben diyorum bunlardan birinin ben böyle pekmezin hakkı. Gitsinler fırından sıcak bir ekmek alsınlar. Bansınlar böyle yesinler sabahları. Böyle aç karınlarında uyuşsunlar. Vallahi fakirli. Fakir diyelim. Vallahi gençler. Madem bize bir ikramda bulundunuz. Bize de boş tabak gönderilmez. İstersen ben sana bir dayak atayım. Böylece karnın doymuş olur ha. Gel. Gel. Beyler. Bunlar serseri. Bunlarla uğraşmayız. Dur. Bak sevgilim. Görürsünüz kavga ediyor. Oh, sakin. 12 be. Sakin ya. Ne olacak? İkiye bölerim oğlum sen. Maskeli. Güneş açmış, kuşlar cıvıl cıvıl, tutsilerle kutular gibi. Ne bu böyle ya? Sakin, sakin. Hocam geciktiniz. Doğum günü kutlamaları bitmedi galiba. Siz bizi çağırmadınız doğum gününüz ama biz size bir sürpriz hazırladık. Evet arkadaşlar. İlk inanın hocam, ilk inanın hocam, ilk inanın hocam.
Eksik olmayın, sağ olun. Bitti mi? Bitti hocam. Hocam bir şey daha var. Biz size çok kırıldık. Yani biz sizin öğrenciniz değil miyiz? Niye biz doğum gününüze çağırmadınız? Peki Sevda Kara, sana bir soru soracağım. Sen doğum günü kutlasaydın, gelincikleri çağırır mıydın? Hocam çağırmazdım. Neden? Onlar senin arkadaşın, sınıf arkadaşın. Hocam sınıf arkadaşım ama kişisel olarak görüşmüyorum. Ayrıca siz öğretmensiniz, aynı şey değil ki. Evet ama herkes eşittir, eşit olmalıdır. Gelincikler bu okula gelmeden, daha ilk gelmeden siz onlara tavır aldınız. Tanımadan, etmeden, bilmeden, konuşmadan dışladınız. Dışlamakla kalmadınız, ifşa ettiniz. Ki hepimiz dışlayalım. Ne bu? Ön yargı. Ya kimse seçemiyor ki doğacağı coğrafyayı, teninin rengini, sosyal statüsünü. Ön yargı. Her ne kadar içini boşaltmış olsak da bu lafın, empati güzel bir şey. Biraz empati. Empati. Hocam böyle iyi hoş konuşuyorsunuz da sonuç olarak sizin doğum gününüzde gelincikler vardı, biz yoktuk. Bizi çağırmadınız yani. Madem sordun söyleyeyim James'in. Ben organize etmedim doğum gününü. Mert'in ablasıyla eşim, yakın arkadaşlar, onlar dahil etmişler çocukları. Ben organize etseydim farklı olurdu belki. Ama olan olmuş. Yalnız buradan çıkardığım bir ders var benim. İnşallah sizin de vardır. Üzülmek kötü bir şey değil mi? Ben davet etmedim diye sizi üzülmüşsünüz. Hissiyatı kötü değil mi? Gelincikler de öyle hissediyor. Hala. Kara Sevda. Hocam. Sayfa 124 aç, oku bakalım neler olacak. Okuyalım hocam, okuyalım. 124 hocam. 124. Evet arkadaşlar, Aylin. Hazır mısın Aylin? Ünite 10, Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri. Yüzüncü oyuncak mağazamızı açmak için ne kadar kaldı Müdür Beyciğim? Şu an 96'dayız Servet Bey. 4 mağaza sonra 100. mağazamıza ulaşmış olacağız inşallah. Ya, çok iyi, çok iyi. Bu 100. mağaza için biraz PR çalışması yapalım. Yani billboardlar, ilanlar falan. Peki efendim, nasıl isterseniz. Bir de kimsesiz çocuklar yurduna, kreşlere, cezaevlerindeki küçük çocuklara hediye oyuncak kolisi dağıtalım. Ha? Ya bu torunum olduktan sonra fazla duygusallaştım herhalde. pardon. Gıda bölümünden genel müdürüm arıyor. Evet evladım. Alo. Servet Bey. Yine kurtuldu. Ya. Demek fare elinizden kaçtı. Ne diyeyim yani, çok üzüldüm. Size 100 kere söyledim değil mi? Bir ambara fare dadandıysa o ambardaki mahsulden hayır gelmez diye. Neyse ne yapalım? Madem elinizden kaçırdınız, mücadeleye devam. Kaç yüz ekmek yiyen var o şirkette. O fare yaşadığı sürece ambardaki bütün buğdaylar tehlikede demektir. Hallediverin. Olur mu güzel evladım? Tamam. Evet. Bu 100. mağazamızın açılışında ben de çocuklara hediye dağıtmak istiyorum. Mutlaka haber veririm. Emredersiniz Servet Bey. Evet. Şu anda toplantımız bitti. Ben de gidip biraz öğle uykusundan sonra torunumu alacağım okuldan. Buyurun.
Oh oh. Ecelerciğim. Vallahi maşallah ha. Sen böyle evin içinde gide gele antrenmanlarını yapa yapa bu koltuk değneklerinden de kurtulacaksın ha. Maşallah sana. Kıyalım. Ah. Ama sen yine yemeden içmeden kesildin be Celal'cim. Of. Onca işimin gücümün arasında bir de Melek Hanım'la uğraşıyoruz. Ulaşmaya çalışıyoruz hanımefendiye. Yok. Bak inat etti görüyor musun? Yok. Açmıyor. Neyse Celal'cim. Sen sinirlenme. Hadi kahvelerimi içelim ha. Melek nerede? Aman nerede olacak? Gitmiştir yine o çavdar bacaklı kız arkadaşının yanına. Neydi adı? Aylin. Ona gitmiştir. O çocuk var Zülfikar. Onun yanına git. Yok artık. Yok canım. Ne münasebet daha neler. Ayol ne işi var o çocuğun evinde? Ah. Ah. Ay Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ah Aygün ah. Ah kafama tüküreyim. Sudan sebepten bir kavga çıkardı. Beni de kışkırttı. Sonra bastı gitti. Ah Melek ah. Ah. Sonunu oynatma. Allah'ın cezası. Ben onu yapacağımı bilirim. Saçından tutup bu eve getirmezsem... Benim de adım Aygün değil. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Her var. Ona giderim. Çok üşüdüm ben derim. Alo millet. Pijama partisi yapıyoruz. Allah'ını seven çamaşır suyuna banmış pijamalı fotoğrafını göndersin. Ortalık şenlensin biraz ya. Bunda telefon hiç susmuyor. Manitası herhalde. Soytarı ya. Az bir dursanıza şöyle. Ne oldu? Ha, dur dur. Yenge mi? Ya gruba. evet. Heh. Etiket at ha. Etiket oluyor mu? Nasıl etiket? Ortalama mı? Ay pijamalarımla bir oğlum diyeydin güzel giyinseydin ya. Buyurun Coşkun Er aile pijamaları. Zülfü bu ne hal lan? Seninki dede pijamasıymış oğlum. Aa. Ben senin neyinim Melek? Sen benim her şeyimsin Melek. Hadi dön evine. Biz bir aileyiz. Allah belanı versin sana. Yeni atanmış. Adam bu adamdan kurtulamayacak mı ya? Kurtulamayacağım.
yavaş ula. Yengen uyu. Anlamadım abi. Neyi anlamadın? Niye aradın sen beni? Sıkıntı büyük ya. Ne sıkıntısı? Ankara mı? Yok. Yok Ankara, yok Ankara uymuyor. Ama ben bu şifreye taktım kafayı ya. Ya boş ver şifreyi oğlum, düşünüyoruz işte. Hepimiz bulacağız bir şekilde. Sen yengeme bir sorsan sana kıyamaz söyler belki. Söylemiyor işte bana. Söylemiyor kadın. Nuh diyor, peygamber demiyor. Senin aklında bir şey var mı la? Yok işte, yok ağam. Kapat, kapat. Ha, ağam. Ağam bir şey diyeceğim. Yengem uykusunda konuşuyor mu? Nasıl ya? Ha, gerçi doğru. Siz platonik takılıyordunuz, doğru. Tamam, neyse ya. Ben sabaha kadar düşünürüm, bulurum bir şeyler. Kapat, kapat, kapat. Nasıl ya? Merhaba Zülfikar. Bu akşam size... İyi akşamlar Zülfikar. Bu gece misafiriniz olabilir miyim? Gülseren teyzem, iyi akşamlar. Annemler akraba... Ne diyorsun? Gülseren teyze, iyi akşamlar. Annemler akrabalarımızda kaldı da bu akşam size kalma şansım... Ben ne diyeceğim ya? İyi akşamlar Gülseren teyze. Ne bizimkiler ya? Sen benim boynumu Celal'in karşısında eğdirdin ya kızım. Senin boyun posun devresin. Ya adam bana namusum dedi, namusum. Sen dur, sen dur. Ben sana yapacağımı biliyorum Melek. Sen dur. Aç, aç. Aygün teyze. Çağırın çabuk, çağırın gelsin. Aygün teyze. Hayırdır Aygün Hanım? Hayırdır öyle mi? Koskoca kadın, utanmıyorsun yalan söylemeye. Öyle mi? Hayırdır. Çağırın buraya gelsin. Melek! Şşt, bağırma teyzeciğim, bir sakin ol. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Melek evde değil mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor öyle mi? Elinin körü oluyor. Utanmaz, arlanmaz, namussuz seni. Aa, tamam ama kadın. Bağırıp durma, anlamıyorum derdini. Melek mi yok? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor öyle mi? Benim derdim burası. Benim derdim bunlar. Bunlar hapçı değil mi? He? Hapçı değil mi bunlar? Bunlar çok mu namuslu? Çok mu namuslu? Melek diyorum. Melek! Bak Aygün teyze, kurban olayım. Şunu. Sus! Aygün teyze mi? Nereden ben senin teyzen oluyorum? He? Niye bana teyze diyorsun? Teyze meyze deme bana. İçeride saklıyorsunuz onu değil mi? Melek! Oo, dur! Ablacığım! Melek burası dedim. Sen, burası sen. Tamam, hadi Melek! Sen ya, tamam. Tamam kadın, abi, bağırma, bağırma. Yeter, rezil ettin bizi de kendini de. Ah, aslında şöyle esaslı bir dayağı hak ediyorsun ya. Neler ettin şu kıza be kadın? Allah Allah! Neler yapmışım? Ha? Kızımı korumaktan başka ne etmişim ben kızıma? Ha? Biz namusumuz için yaşıyoruz be, namusumuz. Kimse ona dil uzatamaz, duydun mu? Namustan anladın bu yani, böyle kapı kapı dolaşıp Melek diye bağırmak öyle mi? Ya ne olacaktı? Anneyim ben, anne, anne. Bir anne ne ister evladı için? Bir anne çocuğu için önce can güvenliğini ister Aygün Hanım. Önce can güvenliğini ister. Hadi oradan be, hadi oradan. Sen bana anneliği mi öğretecek? Ya ben seni saçına başına niye yolluyorum acaba? Sen orada bir dur teyzeciğim. Tamam. Bir bekle. Tamam. Dur, dur, dur. Anne Melek. Git bul oğlum şu kızı. Hadi. Hadi. Nereye gidiyor acaba? Nereye gidecek, nereye? Bulmaya gidiyor, bulmaya. Arayacaksın mı daha burada? Nerede bu kız, nerede? Öldü mü, kaldı mı? İplisiyle saplısıyla mı? Nerede bu kız ha? Sen bunları düşüncene kalkıp böyle benim evimi mi bastın ha? Sen nasıl bir annesin ya? Sen nasıl annesin sen? Allah'ım şu kızı korusun be senin elinden. Hadi Aygün Hanım hadi. Hadi. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ben sizi getireyim Aygün Hanım. Ozan. Git abinin peşinden oğlum. Bul şu çocuğu bana. Ah be Melek.
Ah be anneciğim, neredesin? Ah be Melek. Ay. Son gün. Son gün. Son gün. Ana. Yaşam belirdi. Ben rüyana giren kul yabaniyim. Sadiye MSK'nın şifresini söyle. MSK'nın şifresini söyle. MSK. MSK. Evet, MSK. Şifre. Evet. Kitap. Kitap. En sevdiğim kitabın arası. En sevdiğin kitabın ne? Son gün. Hayvan. Hayvan mı? Hayvan. Çiftlik. Çiftlikteki hayvanlar mı? Hayvandaki çiftlik. Hayvan. Çiftliği. Sandın değil mi? Sen oyunculuk mu yapıyordun şimdi? Ya inandın mı? İnandım. Ya işte gerçek oyuncu burada. Senin öyle Rus hizmetçilere falan hiç ihtiyacın yoktu Sadip Ayaslı. Şimdi düşündür bakalım sabah kadar MSK'nın. Sen bana şifreyi... Davay şifreyi verecek misin bana? Ne davayı lan? Bak çıldırtma beni. Ha, versene şifreyi. Bu böyle olmaz. Bu nedir ya? Onu yazmışsın. Bunu bir kitap yazmışsın. Sen basalım ama... bunu. Ama merak ediyorsun işte. Merak etme, ben bunun peşinde koşma, hoşuma gidiyor. İşte bak el ele bütün Türkiye uğraşıyor bunun için. Yok yaver aradı, kuzenlerini aradı. Yemin ediyorum yani siz de. Bütün Türkiye şu an bunu arıyor. Ben ya öğretmenler odasında bile sordum. Aradın şu mi? An herkes, bak yemin ediyorum telefonun başında bekliyorum. Her an biri arayabilir. MSK nedir? MSK nedir? Olay oldu. Sadece bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. İki dakika şöyle saçma sapan şeylere odaklanmasan da biraz kelimelere odaklansan belki bulursun. Yok, çıkmayacak. Sen düşün. Düşün bakalım. Bu saat kaça kadar düşünecek? Çok merak ediyorum. Çok geç yatma. Okulun var. Düşün ama. Mantıklı düşün. MSK. Acaba ne olabilir? Düşün bakalım. İyi geceler. Melek neredesin? Melek. Melek. Teras. Teras. Teras.
Bir ben miyim perişan, gecenin karanlığında yosun tuttu gözleri, yalnızlar ıhtımında. Bir ben miyim perişan, gecenin karanlığında yosun tuttu gözleri. Burada yoksun, burada yoksun. Neredesin Melek? Yalnızlar ıhtımında. Bütün gece ağladım, dalgalar kucağında yosun tuttu gözleri. Gelmişsin, derdini yine gömdün içine. Bütün gece kendin burada, kendi kendine oturdun ha. Neredesin Melek? Yosun tuttu gözleri. Neredesin? Yalnız arıhtımında. Hadi Songül'cüğüm, hadi. Geç kalıyorum okula. Ne oldu? Hadi çorbacıya gidiyoruz, dur. Ben okula yürüyeceğim. Ne demek yürüyeceğim ya? Gel şuraya. Aa, çorbacıya gitsek ne var ya sabah sabah? Değişiklik olsun. Songül'cüğüm, yaklaş. Ben milli eğitime bağlı gariban bir coğrafya öğretmenim. Sorumluluklarım var, benim çocuklarım var. Bunlar daha büyüyecek, adam olacak, memleketi kurtaracaklar. Ben gidiyorum. Bekle, gel buraya. Aa, sen MEB'e bağlı bir öğretmensen, ben de sabah sabah canım tirşik çorbası çekmiş, 35 yaşında genç bir kadınım. Gidiyoruz dediysem gidiyoruz. Hadi bin şuraya. Ne çekmiş? Tirşik. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ne çorbası yiyeceğiz biz sabah sabah? Tırşık çorbası. Tırşık. Yılan otu. Hı, sonunda anladın. Kapalı diyor bu. Sen şifreyi gir. Tak 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 tak. Merhaba, tırşık çorbası çıkıyor herhalde. Tabii yeni çıktı, sıcak sıcak, buyurun.
Başkomiserim. Fungül, hoş geldin. İş buldum. Dayıcığım, boş masa kalmadı. Sonra ağırlayalım. Sade hocam. Başkomiserim. Songül, yanlış anlamazsan her toplantıya işine gelmek zorunda değilsin bu arada. Biz okula gidiyorduk beraber. O yüzden de hani broşürü görünce beraber olduğumuz için geldik. Karıcığım, açıklama yapmana gerek yok. Komiserim, daha önce söyledim. Biz Bay ve Bayan Bayaslı'yız. Yo, ben okuldaki öğrencileriniz sizi beklerler diye ondan söyledim. Onlar benim çocuklarım. Beklerler. Biz arkadaşlarla henüz tanışma fırsatı bulamadık ama. Ceyhun ben. Emrah ben. Hoş geldiniz. Emrah, Ceyhun. Diğer arkadaşlarımız biraz meşguller, ondan gelemediler. Peki, affedersiniz, burada olmamızın sebebi nedir? Bir gelişme mi var? İşte aslında sorun da bu komiserim. Hiçbir gelişmenin olmayışı. Necat Kırdar infaz edildikten sonra Necat Kırdar'ın emir aldığı kişiyi didik didik arıyoruz. Fakat daha bir ipucu bile bulamadık. Bu sebepten dolayı, yani eğer gittiğiniz yerde Necat Kırdar'ı infaz etmeseydiniz, şu anda biz de onu sorgulama fırsatı elde edebilirdik. Ama başkomiserim, ben size bunun açıklamasını zaten yapmıştım. Serdar Müdür'ün benim tehlike altında olduğumu görünce infaz etmek zorunda kaldı Necat Kırdar'ı. Ben yapmadım. Sebebi de belli. Hacım, bir dakika. Başkomiserim, ben bu işlerden anlamam. Estağfurullah. İşte filmlerde görüyoruz. O bile yetiyor. Bu işleri başka şekilde halletmeniz lazım değil mi? Böyle durumlarda asıl olan ekipten birinin zarar görmemesi değil midir? Kesinlikle öyle. Songül komiserin hayatta ve sağlıklı olması bizim için çok çok önemli bir detay. Allahu Ekber. O zaman hayatta kaldı diye karımı incitmenize gerek yok. Kalk karıcığım. Sadi. Kalk. Yalnız Sadi hocam, eşinize olan hürmetimden dolayı saygıyla hitap ediyorum. Emniyet biriminden hiç kimse işini yaparken coğrafya öğretmenlerinden tavsiye almaz. Bunu unutmayın. Eğirdir Gölü, Dağcı Komando, Davras, Göller Bölgesi. 8 tane göl vardı eskiden. Şimdi 7 tane gözüküyor. Bu konuyu biraz araştırın. Yürü karıcığım. Başkomiserim. Saat. Saat. Bir şey söyleyeceğim, dur. Sen öyle coğrafya moğrafya iyi savundun beni ha. MSK ne? Bul kendin. Bana niye soruyorsun? Allah Allah. Bu adam ne anlatıyor? İyidir, göldür falan. Ya askerliğini daha komando olarak yapmış. Onun narsistliğini yapıyor işte bize. Oha! Üstünden ne kadar zaman geçmiş. Şimdi ağaca tırman desen tırmanamaz. Ah, merhabalar Sayın Başsavcım. Teşekkür ederim. Siz? Evet efendim, yalnız küçük bir sorunumuz var. Songül komiserin eşi. Adam deli çıktı. Peki efendim. İyi günler. Ne içiyorsunuz sorayım. Değil ya, sorma artık, tamam. Dur! Muğla Spor Kulübü. Hayır Sadi ya, ne alakası var ama... Ama yaklaştım, biliyor musun? Vallahi mi? Hı. Benim anne tarafım Muğla'lıdır. Ne oldu be? Gel, tabana gel. Bir şey söyleyeceğim, ben sana bunu söylemedim mi? Yok. Aa, ne demişler? Ev yaparsın Tuğla'dan, kız alırsan Muğla'dan. Anladım, anladım. Benim ayarlarımla oynama. Öğretmenler odasına giriyorum. Deli Aysel orada, sen bilirsin. Canım bak, hiç gerek yok. Ben sana söyledim. Çok muhabbete girme. Merhaba, merhaba, günaydın. Onları bile söylemene gerek yok. Sen direkt hatta sınıfa çık. Öğrencilerinden önce git. Akıllı öğretmen, hazır öğretmen. Daha iyi. Öğretmenler odasında çok vakit geçirmene gerek yok. Direkt sınıfa doğru. Hı? Şifre. Madem çok zekisin, kendin bulacaksın artık. Men dakka dukka. Sen de bunu çöz. Azıcık daha zeki düşün. Hayırlı işler kardeşim. Hayırlı işler kocacığım. Allah zihin açıklığı versin. Sen direkt sınıfa git. Allah sana selamet versin. Allah sana, sana da, akıl fikir versin. Sana da aynı şekilde. Görüşürüz canım. Efe, gel la buraya. Buyurun hocam. MSK ne demek lan? Bilmiyorum hocam, ne demek? Otur yerine.
Günaydın çocuklar, günaydın. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Canım. Bir bakar mısın? Ne haber? İyidir abi. Günaydın. Adın ne senin? Emin. Emin? İyi. Canan ben de memnun oldum. Bizim bir tane bir kâk güllü, kısa boylu öğretmeniniz var Aysel. Tanırsın. Evet. Tanıyorsun değil mi? Boşarmış diyorlar onun için. Tam haberdar mısınız? Siz aranızda konuşuyorsunuzdur böyle şeyleri. Parmağında yüzük var mıydı? Gördün mü hiç? Görmedim. Sadi hocan okulda nasıl, uslu duruyor mu? Evet. Çok güzel. Bu Aysel'e arada şey yap, kötü kötü bak. Morali bozulsun. Derslerinizi çok şey yapmayın. Hadi çocuğum sen dersine geç kalmıyor musun? Git canım. Beni görmedin, tanışmadın. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Allah da kahretsin. Orhan hocama baksana, baksana. Hocam. Vay be, bu ne hal? Hocam bu ne şıklık ya? Ne şıklığı hocam, ne şıklığı, yakıyor ya vallahi. Hocam benim tarzım bu. Aysel hocam, Orhan hocamı diyoruz. Nasıl? Şık olmuş mu? Sevimli. Bir öneriniz var mı hocam bu yeni kıyafetle alakalı? Yani saks mavisine kırmızı bir papyon belki. Daha çarpıcı olabilir. Kırmızı Aysel Hanım, kırmızı tamam. Kırmızı. Hocam bunu kesin değerlendirmeniz lazım. Bence unutmayın. Hocam kırmızı açar sizi. Kırmızı. Yani Aysel Hanım kırmızı. Günaydın dava arkadaşları. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Yeni yaşınız tekrardan kutlu olsun Sadi Beyciğim. Tekrardan teşekkür ederim Aysel Hocam. Mutlu seneler hocam. Hep beraber. Hocam iyi ki varsınız. İyi yaşlarınız olsun hocam. Sadi Beyciğim hediyeyi ne yaptınız? Umarım çok kıymetli ve özel bir yerde saklamışsınızdır. Tabii. Çok özel bir yerde. Ben bir şey demek istiyorum. Siz beni ilk doğum günü partimde yalnız bırakmadınız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de sizi bu öğleden sonra nohut pilav yemeye davet etmek istiyorum. Ne dersiniz? Oo. Yaşayın deriz hocam. İki porsiyon. Seve seve geliriz hocam. Buyurun hocam. Buyurun. Hazır müdür bey de gelmişken ayranları da müdür bey ısmarlar. Olur biter. Ismarlarız Orhan hocam. Üç tane ayranla mı korkutacaksınız bizi? Neyse. Arkadaşlar size yeni müzik öğretmenimiz Tayfun Piyade'yi tanıştırayım. Hoş Orhan geldin. Hoca, Tarık Hoca, hocam, Aysel Hoca, Hanım, Yeliz Hanım, rehber öğretmen. Hayırlı uğurlu olsun. Aysel Hanım, Sadi Bey, coğrafya öğretmenimiz. Kaynanan da seviyormuş Tayfun Hoca. Ah, olsaydı sevseydi efendim. Evde kaldık. Allah'tan ümit kesilmez Tayfun Hoca. Yani ben mesela hiç ümidimi kesmem. Daha gençsiniz, genç ve yakışıklısınız. Önümüz açık. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Aysel hocam. Açmış değil mi? Evet. Sevimli. Sevimli. Evet çok. Papyon ama kırmızı bence. Aysel Hanım da demişti. Kırmızı tak demişti. Öyle mi? Neyse arkadaşlar. Orhan hocam. Umarım pilavcıya bu kıyafetle gelmezsiniz. İyi dersler. Ekürün yok mu ya? Bayırın prensesi. Sevda, bak benim canımı sıkma. Akıllı ol. Azotede oyna. Olamam. Olamam. Çünkü ben iflah olamaz. Bir arsızım. Ben de dizginlenemez bir arsız terbiyecisiyim. Mesela terbiyeye saçlarındaki boncukları sökerek başlasam, onları sana tek tek saydırsam, olmadı, baştan say, olmadı, bir daha. Hı? Ne dersin? Beğenmedin mi? Buradan başlayalım mı? Bayıldım. Yalnız benim anlayamadığım bir şey var. Melek de sen de taktınız benim bu boncuklarımı. Çok beğendiyseniz pazardan bir tane de size alayım ha, ne dersin? İstemez. Hadi git. Bayık bayık laflarını ötede sat canım. Hadi gidelim. İyisin değil mi?
İyiyim ya, bir şey yok. Verdi cevabını ya. Kardeşim. Zülfü. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan Zülfü? Yok, Allah kahretsin, yok. Ne yok? Ne yok? Abi melek yok. Nasıl demek, yok melek ya? Oğlum dün gece evden çıkmış. Çıkış o çıkış. Ben sabaha kadar meleği aradım. Hiçbir yerde yok. Allah Allah. Anası olacak manyak evi bastı burada diye olay çıkardı. Ben de orada öğrendim. Abi ben mahalle mahalle gezdim. Yer yarıldı. İçine mi girdi bu kız? Nerede ya? Ulan gören de kızını seviyor falan zannedecek ha meymenetsiz kadını. Şu zil çalana kadar bekleyeceğim. Geldi geldi, gelmedi polise gideceğim artık. Hayır oğlum durun. Sakin olun ya. Yapmayın öyle. Aklı serin düşünelim biraz. Ha? Bak Songül ablayı ararız. O çözer. Değil mi Mirke? Ha geldi. Ne? Melek. Melek neredesin sen ya? Buradayım. Ne oldu? İyisin değil mi? İyiyim. Ya evden çıkıyorsun. Haberim yok. Arıyorum, telefonlara cevap vermiyorsun. Annen geldi, Melek yok dedi. Benim dizlerimin bağı çözüldü Melek. Sen neredesin ya? Kadın var ya. Ya iyiyim, bir şey yok. Dün gece kavga ettik, çıktım ben de dışarı. Dolandım biraz, sonra geri döndüm zaten. Eve de girmek istemedim, Bodrum'da kaldım. İyiyim yani, bir şey yok. Ah be sistem ya. Ya niye bizde kalmıyorsun yani? Biz neyiniz burada? Ya Allah aşkına nasıl söyleyeyim? Bak Aylin Mertler'de kaldı, Esra evi bastı polislerle. Kalmadım sizde, yine gelmiş zülfikarlara. Yarın bir gün size de gelecekti. Gelsin ya, polisle gelsin. Karakoldan jandarmayla gelsin. Neyle geliyorsa gelsin. Sen Bodrum'da yatmışsın Melek. Zülfikar tamam kızma. Döneceğim zaten ben bugün eve. Dönecek misin? Döneceğim. Üşümedin mi buna? İçerideydim zaten. Bak bak, bakışlara bak. Bağladılar gene romantizme bak. Bak aksiyondan bak. Tamam lan, burada işte bir şey yok. Bir şey yok. Ha? Romantik deli. İyiyim vallahi iyiyim. Siz gidin, annem arıyor, geleceğim ben. Hadi tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Yürü. Hadi lan, iyi yürü. Yok bir şey işte, yürü. Zülfü! Buram haklısın zaten de şimdi şey. Tamam tamam. Haydi Zülfü, önüne bak Zülfü. Melek neredesin sen? Hı? Allah'ın cezası neredesin sen? Kimlesin? Ben iyiyim anne, merak etme. Kızın yaşıyor yani, aklın kalmasın. Ayrıca seni ne ilgilendiriyor? Sen beni evden kovmadın mı? Ne diye arıyorsun? Melek, senin bacaklarını kırarım. Duydun mu beni? Neredeysen akşam eve geliyorsun. Duydun mu? Sen neredesin ayrıca? Kimlesin? Sana ne? Sana ne ya benim kimde olduğumdan? Zülfikar'da değilim, merak etme. Gidip evini basmışsın bir de utanmadan. Ne akla gidiyorsun ya sen? Hem kovuyorsun hem gidip çocuğun evini basıyorsun. Ne istiyorsun ya? Merak etme, ben Aylin'deyim. Sakın Aylin'lere falan da geleyim deme. Çünkü Aylin taşındı zaten, bulamazsın. Bir daha da sakın beni arama, tamam mı? Sakın. Ne yapıyorsun lan ders kitabında? 12 be. Miras. 5 harfli büyülü bir kelime. Şimdi küçük bir referandum yapacağız. Siz Z kuşağı seviyorsunuz böyle şeyleri. Diyelim ki size yüklü miktarda miras kaldı. 10 milyon dolar. Ama tek şartla 3 sene içerisinde harcayıp tekrardan fabrika ayarlarınıza geri döneceksiniz. Kim kabul eder? Size. İkinci şık, size gene miras kaldı ama bu sefer para değeri olmayan bir şey. Ancak çocuklarınıza, hatta torunlarınıza miras kalacak, sizinle ilelebet yaşayacak bir miras. İlk şıkkı kim kabul eder şimdi? 1, 2, 3, ha bir de deli baş, tamam. İkinci şıkkı kim kabul eder? Deli baş sen yok musun burada? 12 be. Cumhuriyet işte böyle bir şey. Cumhuriyetine sahip çık. Sahip çık ki seninle ilelebet yaşasın. Madem mirastan girdik, en sevdiğim konuya geldik.
Sayfa 35. Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri. Demir, çelik, altın, bor ve en önemlisi toryum. Hastasıyım bu konuda. 35. Anne bunlar ne? Senin valizlerin hayatım. Nasıl yani anlamadım. Bugün yeni okuluna gidiyorsun. Birkaç saate uçağın kalkıyor. İyi de siz dün hiç böyle bir şeyden bahsetmediniz bana. Anne nasıl o kadar hızlı ayarlayabilirsiniz ya? Hayatım, babanın yurt dışı ortaklarının kızının gittiği okula gidiyorsun. Onlar ayarladı. Anne. Kızım. Baba ben gitmek istemiyorum. Beni ne olursun gönderme. Yalvarıyorum sana. Bak, sonuçta senin iyiliğin işi. Bak, bunu konuştuk. Öyle değil mi? Hemen ortamda konuştuğum gideceğin yer, okul gayet iyiymiş. Onun senin yaşında bir kızı var. O da sana arkadaşlık edecek. Bu arada ne olur beni affet. Ne olursun. Çünkü bir toplantım var. Yoksa seni asla yalnız bırakmazdım. Ne vızıldanıyorsun be? Senin yerinde olmak isteyen kaç kişi var? Haberin var mı senin? Gitmek istemiyorum ya. Zorla mı? Zorla. Gideceksin. Gerekirse saçından sürüp bindireceğim arabaya seni Sanem. Sus. Ya, ablamla vedalaşsaydın bari. Ay, gidince görüntülü arayıp vedalaşırsın, konuşursun. Hadi tatlım yürü. Sen ver bakayım bana o telefonu. Ya. Hadi yürü Sanem. Delirtme beni. Hadi 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 hadi. Kim arıyor? Anne telefonumu verir misin? Ya en azından vedalaşmak istiyorum. Artık bu telefona ihtiyacın olmayacak Sanemciğim. Oraya gittiğinde kendine yeni bir telefon ve sim kart alırsın hayatım. Gel. Gel Songül, gel otur şöyle, gel. Müdürüm. Nasılsın? Dinlenebildin mi? Evet, dinlendim biraz. İyi, tamam. Teşekkür ederim müdürüm sorduğunuz için. Ya tamam Songül, burada biz bizeyiz. Abi diyebilirsin bana. Abi vallahi nereden başlayacağımı bilmiyorum, o yüzden direkt söyleyeceğim ben. Bence dünkü kurulan komplo sana değil, banaydı. Nasıl sanaydı? İyi de benim arabamı patlattılar. Madem sana komplo kurmak istiyorlar, ne diye benim arabamı patlatıyorlar? Abi başta konuştuk ya, işe alışana kadar ben beraber gidip geliriz bir yerlere diye. O yüzden sürekli yani bana komplo kuran bir insan aynı arabaya bindiğimi görüyor. İçinde kimin de olduğunun bir önemi yok onlar için. Sadece ben ölsem yeter. Ya bu onlar. Kim bu onlar? Kırdar Holding. Kırdar Holding mi? Hı hı. Bu geçen operasyonda ölen adamın adı neydi? Najat Kırdar. Kim bu kırdarlar? Ne iş yapıyorlar? Abi aslında bir sürü iş yapıyorlar. Ama işte lojistik firması. Senden ne istiyorlar? Tabii buraları konuşmamıştık. Ben İstanbul'a babamın katilini aramaya geldim abi. Babanın katilini mi? Amerim trafik kazasında ölmedi mi? İşte o kaza süsü verilmiş bir cinayet aslında. Bu kırdarlar da peşlerine kim düşerse teker teker ortadan kaldırdıkları için sıra da bana geldi. Ben onların peşini bırakmıyorum, onlar benim peşimi bırakmıyor. Bu böyle. Neyse bunu aslında anlatmamın sebebi kırdarlar beni takip ettikleri için o arabayı benim kullanacağımı biliyorlardı bence. O yüzden bence bu iş kesin olarak onların işi. Geçti bitti Aylin. Bak hem sen böyle yapınca ben senin ev evesini kursağında bırakıyormuşum gibi hissediyorum. Saçmalama Melek. Hem bak ne diyeceğim sana. Eve dönmeyeceksen gel bende kal. Yarın zaten taşınıyorum canlardan ha? Yok. Kesin dönüyorsun yani. Hı hı. Hem annem aradı. Sizle konuştuktan sonra. Ne dedi? Hiç. Ne desin? Senin bacaklarını kırarım. Duydun mu beni? Neredeyse akşam eve geliyorsun. Unut dediklerimi falan, geri dön dedi. Aygün teyze. Hı hı. Dediklerimi unut dedi. Evet. Ben buradan kaçayım. Niye ya? Ne güzel sohbet ede yürüyoruz işte.
Şimdi zaten canlarda son günüm. Mahmut teyze kesin bir şeyler hazırlamıştır. Seni bekliyordur bak. Yolunu da uzatma. Ben de kaçarım buradan. Hadi Melek yürü. Ya alt tarafı 5 dakika uzayacak yolum ya. Hem bak ben anlamıyorum sanıyorsun ama ne sakladığını biliyorum ben. Ne? Eve dönmeyi neden kabul ettiğini. Zülfo için değil mi? Ya annem biliyorsun annemi. Yani sıkıntı çıkartmayı seviyor. Ben de hem arkadaşlarımı hem çevremi ondan uzak tutmaya çalışıyorum. Tamam sen sıkma canını tamam mı? Her şey güzel olacak. Ben sana hep ne diyorum? Ben senin yanındayım. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Hadi gel. Duyduklarıma çok üzüldüm ama şaşırmadım da. Yani senin baban gibi iyi ve dürüst bir polisin düşmanı olmasaydı şaşardım. Haklısınız. Siz de kusura bakmayın, özür dilerim. Benim yüzümden tehlikeye geçirdiniz. O arabayla gitseydiniz siz de yani. Songül. Bak babam benim sadece amirim değildi. Abimdi. Ben her şeyimi ona borçluyum. Madem onun öldürüldüğüne inanıyorsun, ben de bu davada seninleyim. O kırdarları hapse atana kadar bize rahat yok. Abi çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Songül, her zaman yanındayım. Sen bana babanın emanetisin. Sanırım içeride adamları olduğunu da düşünüyorsun. O zaman bak şöyle yapacağız. Bu davayla sadece ikimiz ilgileneceğiz. Zaten soğuk bir dosya olduğu için resmi olarak bir soruşturma başlatamayız. Ama gayri resmi olarak araştırırız. Bildiğimiz her şeyi birbirimize söyleyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Geldik. Evet. Tamam hadi sen de git artık. Haber ver ama gidince. Girmeyecek misin? Gideceğim Aylin. Tamam ben de seninle yukarı çıkayım. Hayır yani şey. Merak etme annemle tartışmıyorum zaten. Odama gideceğim ben direkt. Tamam. İyi o zaman. Gidiyorum ben. Tamam ama haber ver gidince. Tamam. Tamam. Hadi teşekkür ederim bay bay. Hadi bay bay. Selam söyle Mahmut teyzeciğim. Söylerim. Ah Melek, niye bütün yükleri kendin sırtlanıyorsun ki? Can Bey'in telefonu buyurun. Kendisi şu an meeting yaptığı için telefona cevap veremiyor. Ama benim şu an ona çok ihtiyacım var. Ne yapacağız şimdi? Melih ne oldu? Bu akşam kimse plan yapmasın, sizi bir yere götüreceğim tamam mı?
Çok gizemli konuşuyorsun sen Aylin. Nereye götüreceksin bizi? Yani sır, sürpriz gibi. Ha, olur bak, severim sürprizleri, tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Aa, Sade hocam vallahi iyi oldu ya, böyle çıktık bir yürüyüş yaptık, bir hava aldık falan. Tane tanesi, okuldan eve, evden okula. Vallahi iyi oldu Sade hocam. Tekrar teşekkür ederim. Önümüzdeki ay da bendensiniz. Aa hocam. Helal be. Meşhur tarihi nohut pilavçı Mehmet Usta. Oo hocalarım, hoş gelmişsiniz. Hayırlı işler ustam. Hoş gelmişsiniz. Buyurun buyurun, sefalar getirmişsiniz. Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah. Çok şükür. Ya çocuklar öve öve bitiremedi pilavı, biz de gelelim yerinde görelim dedim. Ne iyi etmişsiniz hocam. Vallahi sefalar getirdiniz. Hemen yapıyorum pilavlarınızı. Çek 7 tane. İşler nasıl? İşler çok şükür iyi hocam. Çok Allah sağ olun. Allah bozmasın, Allah bozmasın. Bizim oğlan sizi üzmüyordur inşallah. Ya biz candan çok memnunuz. Harika bir çocuk yetiştirmişsiniz. Siz de gurur duyuyoruz. Sağ olun hocam. Geliyor hocam sizinki de. Allah. Hocam siz de buyurun. Ay, teşekkür ederim. Bize bir tane yeter. Biz Sade Beyciğimle beraber yeriz. Ben biraz nezle olmuşum bugünlerde. Benimki ayrı olsun. Benim çok tamam. Yaşayın hocam. Tamam hocam. Hep beraber. Çok yaşayın. Geçmiş olsun. İyi bakılmayınca tabii. Buyurun hocam. İzninizle ben başlıyorum hocam. Afiyet olsun. Başlayın siz. Başlayın. Hocalar. Hocam buyurun. Buyurun buyurun. Hocam buyurun. Geliyor sizinki de, hemen geliyor hocam. Hocam buyurun. Bugün çok şık olmuşsunuz hocam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Her gün öyle, her gün. Teşekkür ederim Sade hocam. Buyurun hocam, sizinkini de vereyim. Sade hocam, sizinki de geliyor hemen. Nefis, nefis. Ya. Afiyet olsun hocam. Eyvallah ustam, eyvallah. Hemen ayranlarınızı da veriyorum hocam. Sağ olasın. Çok güzelmiş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun. Hadi hocam, siz de buyurun. Allah razı olsun. Pilavını yemeye geldim. Hazır ettin mi parayı? Yok. Bu aralar işler iyi değildi. Denkleştiremedim. Ama yakın zamanda ödeyeceğim, merak etme. Çocuk mu kandırıyorsun lan sen? Etraf müşteri kaynıyor. Parayı alırken iyiydi değil mi? Bu işin en yakını yarın. Anladın mı? Yarın. Ya yok, yarın olmaz. Yarın denkleştiremem. Biraz daha zaman verin. Şimdi beni iyi dinle, pilavcı parçası. Çal, çırp, borç harç bul, kredi çek. Ne yapıyorsan yap, umurumda bile değil. Ama benim paramı vereceksin. Ya vereceksin, ya da almasını bilirim. Sen benim desteği hazırla, anladın? Ben çok özledim. Yes, benim borcum neydi? Ne borcu hocam, olur mu öyle şey? Ben çağırdım, hayır bu. Hocam olur mu öyle şey? Hadi bir şunu yiyelim de. Afiyet olsun hocalarım. Eyvallah, elinize sağlık. Hiç ya. Hocam. Mahur ne yapayım, bunu dolaba mı koyayım, böyle tezgahta mı dursun bilemedim kız. Koy tezgahın üstünde dursun öyle, bir şey olmaz. Ne koyayım şuraya? Ortada dursun. Gözünün önünde olsun. Ders çalışırken gidip gelip yer kütür kütür. Onun için kek çırpacaktım da. Kız vallahi zorsunduğumdan değil. Ya elim ayağım işten güçten kesildi. Ne bileyim, aklım kaldı Melek'te. Ne yaptı bütün gece? Ne yedi, ne içti? Nerede kaldı bu çocuk? Kalır tabii. Haklısın. Haklısın. Ana oğlanın aklı kalır. O da bir evlat işte be. Neyse tamam. Çok şükür iyi haberlerini aldık. Boşver. Demsiz kadın. Demsiz. Ya bir şey demeyeyim diyorum ama vallahi... Ya senin çocuğun kaybolmuş, evladın yok, yok, yok. Çocuğun kaybolmuş, yok yani. Sen Korakalı gideceğine, hastanelere gideceğine, arayacağına gelmiş insanların evini basıyorsun namus diye. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun gerçekten. Ah, orada ben olacaktım. Ah orada ben olacaktım Gülseren. Vallahi Allah yarattı demem. Yer misin yemez misin, yer misin yemez misin? Sana bir şey diyeyim mi? Vallahi elimde kalıyordu. Nasıl elimde kalıyordu da işte sağımda solumda oğlanlar. Hayır ben girişsem onlar bir... Dalacaklar şimdi, ondan sonra ne olacak?
Deli kadın. Kendini de biz de malamat etti mahalleye. Tamam tamam boşver. Değmez. Gülseren. Ne diyorum biliyor musun? Ne diyorum? Keşke Meli'yi de soksak şu eve. Ay kız keşke. Vallahi elimiz gözümüz iki yavrunun da üstünde olsa keşke. Ay. Keşke de nasıl işte. Bir tutu bakalım dur. Belli olmaz o işler. Dur. Bitti sanki değil mi? Yok bir şey artık. Ha yavaş şunu alayım bir şey koyayım. Ay. Ay kız gider ayak yaptığıma bak. Oh 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 çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Kız ne yine güzel oldu bardak kırıldı. Güzel oldu nazar çıktı nazar. Oh maşallah maşallah vallahi sen kırmasan ben alıp bir tane kapının önünde çat kırıverecektim ben. Adettir bizde. Çok güzel oldu. Çok. Kız senin de bu deli deli inançların bir şey şunu bir temizleyelim. Dur elleme ben getireceğim. Çok güzel oldu maşallah de. Maşallah de. Oh çok güzel oldu. Maşallah de. Derya, çıkmıyor musun daha? Ay çıkamadım. Şunları bitireceğim önce. Ay o kadar çok işim var ki. Daha eve gideceğim, alışveriş yapacağım. Mert gelecek, yemek yok. Boş ver yemeği ya. Ben sabahtan beri sana söyleyemedim yoğunluktan. Ben ikimiz de bilet aldım. Ne bileti? Konser bileti. Bak, senin grup. Daha önce söylesene. Ya o kadar çok işim var ki mümkün değil gidemem. Ne demek gidemem ya? Çok para verdim ha ben bunlara. Yanar. Meltem al o zaman iade et. Al. Ya konserde iade olur mu Derya ya? Valla maaşımın yarısını verdim ha ben bunlara. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü eğlenelim diye yapıyorum ya. Gidelim atlayalım zıplayalım. Şiştik ya Derya burada. Doğru söylüyorsun. Tamam o zaman şu işlerimi bitireyim ondan sonra tamam. Tamam sen hemen o işlerini hallet. Ben sana şimdi mekanı konum atacağım. Tamam. Tamam mı? Oyalanmadan oraya gelirsin. Hatta dur sen buna şimdi orası kalabalık olur falan birbirimizi bulamayız. Sen de kalsın. Ha, tamam. Tamam. Ha bir de güzel giyinen story atarız. Atarız. Hadi görüşürüz. Başlatma abine. Tahsilata çıktıysanız ya parayla ya da kelleyle geleceksiniz. İç sürüsü gibisiniz lan. Boşuna mı besliyorum sizi be? Selamun aleyküm. Aleyküm selam da. Hayırdır? Kim gönderdi seni? Böyle elini kolunu sallayarak buraya gelmek her baba yiğitin harcı değil. Beni güzel bir mahallenin güzel bir abisi yolladı. Şimdi diyeceksin ki kim bu mahallenin abisi? Anlatayım. Eskiden mahalle abileri vardı. Güzel abilerdi onlar. Mahallenin kıyısını bucağını kesmezlerdi. Garibanı, çoluğu çocuğu, anayı bacıyı koruyup kollarlardı senin gibi itten, leşten. İşte böyle nesli tükenmiş bir abi beni aradı. Dedi ki payaslı gel. Gittim, severim kendisini. Bizim gariban pilavcının itin birine borcu varmış. Git dedi kapat payaslı. Racondur. Borç namustur. Emrin olur aga. Dedim geldim. Şimdi de bakayım buna. Bizim pilavcının faizsiz borcu ne kadar? 15.000. Faiziyle 30.000 oldu.
Burada tam tamına 15.000 TL var. Faizi? Peki faizi ne olacak? Oo, faizini alacaksın misliyle. Ağlattığın anaların, söndürdüğün ocakların, öksüz yetim bıraktığın Sabri Sübyan'ın yüzü suyu hürmetine misliyle alacaksın faizi. Pilavcının haberi yok. Öyle de kalsın. Beni bir daha buraya getirme. Zebanin olurum. Yağmura, 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 yağmura şemsiye. Yağmura, yağmura, yağmura. Mirket. Sende bir haller var, hayırdır? Çok mu belli oluyor ya? Yani. Plan yapıyorum, plan. Ne planı? İki kuru pilavı. İki kuru planı. Ya sen benimle kafa mı buluyorsun? Aşk olsun. Vallahi Aylin'cim diyorum ki... Mahur Sultan'a geceden şöyle bir kuru ıslattırayım. Ertesi güne toprakta bir kuru yapar. Abav, barnaklarını yersin, barnaklarını. Üf, çok severim ama bu plan yatar. Hayda. Daha ilk ayaktan niye yattı bizim kupa? Bugün misafirliğin son günü Mirket. Yarın taşınıyorum. Gitme hemen sen de biraz. Dur, daha karpuz kesecektik ya. Ya. Sen gerçek bir dostsun Can. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Şu ikinci plan neydi? Soğan. Acıktın sen, acıktın biraz. Çok acıktım. Yalnız yemek çok iyiymiş ha. Tabii canım. Mahur Sultan bir kuru yapar, aklını kaybedersin yani, aklını. Üf. O kadar iyi yapıyor. Ben de bir tane çikolata yiyeyim ya, sen yiyeceksin. Çok seviyorum ya. Çok seviyorum. Ne hormonu yukarıda bu? Endorfin. Endorfin. Ay hocam, çıkmadan bir imzanızı alacaktım. Tabii, neymiş bakalım. Hocam, hı, ben bir konser bileti aldım ama bugün de arkadaşımın doğum günüymüş. Şimdi gitmesem olmaz. Bilet de yansın istemiyorum. Eğer siz müsaitseniz gitmek ister misiniz? Ne konseri bu? Bakayım. Ben bu gruba bayılırım ya. Ha. Tamam. Acil bir durum olmazsa kesin gideceğim. Teşekkür ederim Meltem. Ben teşekkür ederim hocam. Dinliyorum seni. Sayın Başsavcım. İşlerinizin ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. Fakat sabah telefonla konuştuğumuz meseleyi çözmemiz gerekecek. Hmm. Bu bay ve bayan Payaslı meselesi. Kesinlikle öyle efendim. Bayan Payaslı ile herhangi bir problemimiz yok. Fakat eşi çok korumacı bir tip. Anlarım. İnsan eşini korur. Kesinlikle öyle. Fakat bir coğrafya öğretmeninin bize işimizi öğretmesi sizce ne kadar mantıklı? Hoş, nasıl bir coğrafya öğretmeni oldu? Orası da meçhul ya. İstiyorsan kendisine soralım nasıl bir coğrafya öğretmeniymiş. Nasıl yani efendim? Sadi Payaslı, sıradan bir coğrafya öğretmeni. Kamuda görevli, milli eğitime bağlı ve ihtiyaç hasıl olduğunda devletine yardımcı olan, yardımcı olmaya çalışan basit, sıradan bir coğrafya öğretmeni.
arabayı park edebilirsin. Bana bak. Senin ne işin var burada? Esra Hanım, ben buraya özür dilemeye geldim. Geçen görüştüğümüzde biliyorum, çok kırıcı konuştum. Hiç haddim olmayan şeylerde. Çok hadsizce konuştum. Hı. Ama ben Sanem'i çok seviyorum. Ona çok değer veriyorum. Lütfen benim yüzümden onu ailesinden, arkadaşlarından ayırmayın. Tamam. Gerekirse ben bir daha karşısına çıkmam. Asla çıkmam. Önüne bile çıkmam. Ama lütfen. Sanem gitti bile. Ne? Hı hı. Ne sandın? Herkesin okumak için can attığı o yurt dışındaki okula gitmeyip seninle birlikte burada trafik ışıklarında can mı silecekti? Bana bak. Seni bir daha buralarda görürsem polis çağırırım ona göre. Esra Hanım, lütfen bir kere daha dinleyin beni. Ben anlayamıyorum. Ankara'daki meslektaşım suç örgütleriyle mücadelede bize seve seve yardımcı olacak birinin İstanbul'da bir öğretmen olduğunu söylediğinde ben de anlayamamıştım. Nasıl yani, sen şimdi öğretmen değil misin? Öğretmenim. Mesleğimi de pek bir severim. Çocuklarımı da. Ve tabii ki eşimi de. Ve kansız birileri eşimin arabasını patlattıklarında veyahut da çocuklarımı zehirlemeye kalktıklarında sayın başsavcıma ve tabii ki size, yılan ekibine yardımcı olur. Olmaya çalışıyorum. Ek iş gibi. Ama çifte maaş, huzur hakkı falan yok. Hayrımızda, hasenatımızda gençlerimizin geleceğini feda olsun. Yani? Yani? Bu kadar bilgi kafa karışıklığını önlemek için yeterli herhalde başkomiserim. Bazı sırlar da bize kalsın, öyle değil mi? Nasıl emredersiniz? Nasıl emredersiniz başsavcım? Tanıştığıma ziyadesiyle memnun oldum başkomiserim. Ben de Sadi Bey. Sadi Bey beni bozar. Buldur. Sadi Hoca kafi. İyi. Bu konuyu tatlıya bağladığımıza sevindim. Kesinlikle öyle efendim. Ha. Bu arada Songül de dahil olmak üzere hiç kimsenin Sadi Hoca'nın yılan ekibindeki gerçek rolünden haberi yok. Öyle de kalsın. Nasıl emredersiniz efendim? Ya, peki ya, sabahki sürtüşmeden dolayı kusura bakmayın Sadi Hocam. Estağfurullah, siz kusura bakmayın. Emir komuta sizde. Bay ve bayan Payaslı hizmetinizde. Estağfurullah. Peki sabahki göl meselesi falan? Göl. Ha, Eridir Gölü tektonik göldür. 8 tane de eskiden. 7'si gözüküyor. O duruma bir el atmak lazım. Ya yok yok, ondan değil. Bu askeri meseleden. Ha. Davras, daha komando. Doğru. Sizde iyi asker hikayeleri vardır o zaman Sadi Hocam. Az biraz var. Menengiç ısmarlayayım, anlatırım. Gerçekten çok iyi gelir bu karışıklığa. Ha, yok yok, ben içmem. Sevmem zaten ben. Menengiç. Şaka yapıyorum ya. Menengiç sevilmez mi? Ama çok içim var. Bir ara coğrafya muhabbeti yaparız. Menengiç eşliğinde. Aynen öyle. Size iyi sohbetler dilerim o zaman. Şimdi önümüzde ciddi problemler var. Onun için görev beklemez. Hadi Meltem, herkes girdi, geç kaldık. Derya. Kıvanç Bey. Sen de mi konsere geldin? Evet, siz? Evet, ben de. Yani bu grup benim en sevdiğim gruptur. Sen birini bekliyorsun herhalde. Ben o zaman içeri geçeyim. Tamam. Sizin yer numaranız kaç? Benimki 14A. Bakayım. A15. Yan yanaymışız. Beraber geçelim diyeceğim ama sanıyorum sen birisini bekliyorsun. Ben evet, Meltem'i bekliyorum ama çok geç kaldı. Neredeyse konser başlamak üzere. Şimdi anlaşıldı ya. Yani Meltem gelemeyecek. Ne? Eski bir arkadaşın doğum günü unutmuş. Oraya gidecekmiş. O yüzden biletini de bana verdi. O zaman Derya Hanım, beraber geçelim. Madem öyle.
Bak, yaptım. Cemal'la telefonla oyun oynayabilir miyim? Ama Aslı'cığım saat çok geç oldu. Uyku vaktin geldi senin. Yarın oynasak? Birazcık ne olur. Hüsnü'nün ağzını yerim. Tamam ama birazcık. Sadece 10 dakika oynuyorsun, sonra yatağa gidiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, gel bakalım. Ay Aslı ya. Şarjı bitmiş, kapanmış telefon. Ya bana ne, ben seyremeyeyim diye kapattın. Beni kandırıyorsun. Aşkım olur mu öyle şey? Ben seni kandırır mıyım hiç? Vallahi kendi kendine kapanmış. Yarın oynayalım. Ağlama. Tamam. Yarın oynayacağız, söz. Ne oluyor? Ya şu telefon yüzünden oyun oynayacağım dedi. Tamam dedim ama bozuk olduğu için sürekli kapanıyor. Şimdi şarj etsem 2 saatte açılacak. Bilerek kapattım zannediyor. Al bunu yükle. Ayarlarsın sen. Gel babanın telefonuyla oynayalım. Ben sana şimdi oyun indireceğim buradan, o oyunu. Bak oyun iniyor Aslı. Ben de bu telefonu şarj edip geliyorum, tamam mı? Teşekkür ederim. Ne oldu kızım? Ne oldu aşkım ha? Ha? Ne oldu sana? Ne oldu? Oyun mu oynayamıyorsun diye ağlıyorsun sen şimdi? Bu mu yani? Aslı'cığım. Daha kuzuma ağlama. Bak ağlamazsan sana pasta vereceğim. Ne pastası? Pastayı duyar duymaz değil mi? Yarın Gizem ablanın doğum günü. Ben de ona ellerimle pasta yapacağım. Ama eğer ağlamazsan sana da vereceğim. Gizem'in doğum günü mü yarın? Evet, 18'ine basıyor. 18 mi? Ben onun liseye gidiyor biliyorum ya. Sormayın Rıza Bey. Babası olacak o uğursuz yüzünden ortaokulda 1 sene kaybetti. Hmm. Neyse. Gel Aslı'cığım, ben seni yatırayım. Gel kuzum. Koş bakalım. Gel. Ne olsun bakayım pasta? Çikolatalı. Çikolatalı, tamam. Hadi bakalım. Ay bayılırım sıcak çikolataya. Ben de. Bak şimdiden ortak yönümüz var diyebiliriz. Ben Meltem Hanım'a teşekkür etmek lazım. Yoksa biz böyle bir yere gelmezdik herhalde. Evet, gördüğüm yerde boğacağım onu. Anlamadım. Yani teşekküre boğacağım. Ben de uzun zamandır bu kadar keyif aldığım bir konsere gitmemiştim. Sevdiğim müziği anladım da sevmediğin bir müzik tarzı şarkı var mı? Nasıl yani? Yani unutmak istediğim birini aklına getiren bir şarkı. Ne bileyim yani, herkesin vardır herhalde öyle bir şarkısı. Ben hariç. Yani hiç unutmak isteyeceğim biriyle karşılaşmam. Demek ki daha önce kalbini kıran biri olmamış. Keşke olsaydı. Sadece şanslı insanlar aşk yaşarmış bu hayatta. Umarım ben de onlardan biri olurum. Yaşsak yere uyuyacağım. Ya değilse? Sarılacağım. Sarıl. Yar. Kuzum.
Ayhan'la bıraktığın susamları kuşlar yiyordu ben geldiğimde. Onlar söylediler Melek geldi diye. Vallahi arkadaşlar simit susam ben anlamam böyle şeyler. Bize battaniye partisi var dediler. Çorbamızı aldık kaptık geldik. Madem sen bu gece burada kalıyorsun. O zaman biz de seninle beraber kalıyoruz demektir. Hem de çok güzel kalıyoruz. Ayrıca Mirket kardeş bizi 5 dakikada flüt öğrendi. Bu gece beş için. 5 dakika. 5. Ya ben sizi çok seviyorum ha. Vallahi. Bu hayattaki en büyük şansımsınız. Öyle ben küçükken sürekli kardeşim olsun diye ağlıyordum evde. Çünkü kendimi hep yalnız hissediyordum. Ama bugün bir kez daha bana yalnız olmadığımı kanıtladınız. Teşekkür ederim. Güzelmiş. Hadi biz de yiyelim be azıcık. Uzat bakalım. Hadi yiyin yiyin. Uzat bakalım bana da. Bak Zülfo, bunu ateşte pişireceksin Zülfo. Yapma ya. Ateşte pişir oğlum. Hacı Zülfo ateşte pişir oğlum kurabiyeyi. Bu kim yaptı bunu? Bakayım öyle nasıl? Aylin bir denemeden karar veriyorsun. Önce bir dene. Tamam yaptım. Yok sevmeyeceğini yaptım. Güzelmiş lan harbiden. Arkadaşlar beni yabancı bir numara arıyor ama. Açma açma. Dolandırıcıdır o ya açma. Yok ya bir açayım. Valla sürekli arıyorlar zaten. Dinleyin. Ya aç bir şey olmaz artık. Al işte. Hello. Abla. Sanem. Sanem sen misin? Abla ben İsviçre'deyim. Annemle babam beni apar topar yakıt yatılı okula gönderdiler. Ya ne olur bir şey yap al beni buradan. Konuş babamla konuş bir şey bir şekilde ikna et. Tamam Sanem sakin ol ağlama. Konuşurum da. Ne oluyor ne bu hız? Bilmiyorum. Zaten bu telefon benim değil. Okulda birinden aldım geçici. Alo? Hayda. Bitmiyor. Çok sıyıldı değil mi? Günaydın. Ay günaydın, günaydın kızım da 10 dakikaya iniyorum dedin. Yarım saat oldu yavrum. Beklediğinizi bilmiyordum da bu masan ne böyle? Rıza Bey sağ olsun senin için hazırlattı. Gülüm abla iyi ki doğdun. Aşkım çok teşekkür ederim. Al bakalım Gizem ablası. Bu senin için. Rıza Bey ne gerek vardı hediye falan? O kadar zahmet edip masayı hazırlatmışsınız. Yeterliydi benim için. Kızım Rıza Bey sağ olsun senin için düşünüp almış. Aç istersen. İki. Çok teşekkür ederim Rıza Bey ama bu son model bir telefon çok değerli. Ben böyle bir şey kabul edemem. Değerinin bir önemi yok. Telefon sonuçta. Dün akşam ihtiyacın olduğunu görünce işine yarar bir şey olsun istedim. Hem kabul etmek zorundasın çünkü muhtemelen senden çok Aslı kullanacak bu telefonu. Onu düşünerek de aldım yani. Yani o konuda haklısınız tabii. Evet evet oyun oynayacağız biz de. Lütfen güzel abla lütfen. Seni aradığımda ona ulaşmak istiyorum yani. Bazen parka falan gidiyorsunuz, şarjım biter, merak ederim, öyle düşün. Tamam. Aslı için kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Hadi o zaman, gel bakalım. İyi ki doğdun Gizem, iyi ki doğdun Gizem, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Üfle bakalım. Güzel kızım, iyi ki doğmuşsun. Hadi pastayı keselim artık. Ay kızım Allah aşkına kes, yarım saattir bekliyor çocuk bu. Tamam gel. Teşekkür ederim Aslıcığım. Rıza Bey size de çok teşekkür ederim. Rica ederim.
Otur. Otur bakayım. Sen niye benim telefonlarıma cevap vermiyorsun? Hı? Niye benden kaçıyorsun? Aa, niye kaçayım Derya senden ya? Beni mi aradın? Dur bakayım. Ha, sessize kalmış ya, bilmemişim. Aa. Niye kaçayım senden? Allah Allah. Sormayacak mısın dün akşam? Neyi? Neyi? Konseri tabii. Hani doğum günü bahanesiyle beni orada bırakıp yerine Kıvanç Bey'i atadığın konseri. Kıvanç Bey'in de en sevdiği grupmuş Derya. Vallahi çok ortak yönümüz var. Öyle mi? Yemezler, yemediler. Çabuk anlat, çabuk. Ay tamam ya, kızma. Sen çıktıktan sonra arkadaşım mesaj attı. Bugün doğum günüme geliyorsun değil mi diye. Ne deseydim canım? Gelemiyorum, en yakın arkadaşımla konsere eğlenmeye gideceğim. Yani hem sen yalnız kalma diye, hem de çok para verdim o biletlere Derya, biliyorsun. Hı-hı. Bilet yanmasın diye Kıvanç Bey'e teklif ettim. O da havada kabul etti. Meltem, biz bu bahaneleri ilkokulda yapıyorduk. Biz ilkokulda mıyız, ha? Doğum günü çıktı, gelemiyorum filan. Vallahi bıktım sizin çöp çatanlığınızdan ya. Sizin çöp çatanlığınız derken? Sen bir yandan, Songül bir yandan. Ay Derya, şu yeni gelinle benim adımı aynı cümle içinde kullanma lütfen. Zaten uyuzluğuna çağırmadı beni kocişimin doğum günü partisine. İyi ki gelmedin ha. Gelseydin kim bilir burada neler yapardın. Şenlik olurdu orası. Ya tamam ya, bozuk atma. Nasıl geçti konser? Eğlendiniz mi? Anlatayım mı? Anlat. Ya. Ya. Anlatmayacağım. Sana ceza olarak anlatmayacağım. Yürü. Hastalar bekliyor. Bitir kahveni çabuk. Derya. Abi araba mı hediye etsen? Araba mı? Aynen kanka. Bir tane metrobüs alır. Böyle üstüne krem şanti falan. Ondan mı diyorum? Yani bu kız 18'ine girmiyor mu? Ehliyetini alır kullanır lan. Ne var bunda? Oğlum karısı mı lan bu? Sevgili araba mı hediye edildi? Vural biz bu arabaları satın mı alıyoruz? Çalıyoruz değil mi? Sabah sabah geri zekalı konuşup bak vallahi hiç çekemeyeceğim ya. Oğlum sen kahvaltıda sabahları yürek mi yemeye başladın lan? Bak aklını alırım senin ha. Gel al. Gel. Aynen. Aynen birader. Yiyin birbirinizi, beni hiç uğraştırmayın. Arkadaşlar siz böyle ne kadar meraklısınız. Araz ne alacağını bilir. En iyisini alır izleme. Değil mi? Ne var? Alır tabii aynen. Ne yapıyoruz biliyor musun? Senin hiç yapmadığın bir şey. Beyin fırtınası. Ama yap, ihtiyacım var bol bol her sabah. Ha, senin daha çok ihtiyacın var. Arada bize katıl. Abi sen bizi boş ver, ne yap biliyor musun? Bir tane telefon al böyle kralından. Onu kapansın gitsin ney? O tekrara girer, geçen doğum gününü almıştı. Ya siz ona bunu bırakın. Aras sen geçen gün neredeydin biz? Aradık seni bayağı. Bir maça bilet geldi bedava. Ben de oraya gittim. Usta ya haber vermedin, gelirdik çocuklarla ya. Bir bilet var. Ha, çıkışta da parka gider eğlenirdik hep beraber. Seni kaydıraktan kaydırdık böyle. Öyle mi? O değiller. Şu an çok boşuna konuşuyorsunuz. Çünkü ben Gizem'e vereceğim hediyeyi zaten buldum. Abi sorması ayıp. O ne? Bu pudra kutusu. Abi Gizem bu ya. Şimdi 3 kuruşluk tozlu mozlu pudra kutusunu kıza vermek... Abi. Tamam. Abi sakin ol. Neymişsin? Sakin ol abi ya. Abi ne oldu? Neye kızdın ya bu kadar? Ulan bu benim annemden kalan tek hatıra. Duydunuz beni? Kusura bakma abi, ben manevi değer olduğunu bilmiyordum. Aras bu kadar değerliyse niye Gizem'e veriyorsun? Lan sus. Çünkü Gizem bu hayattaki en değerli kişi benim için. Kapış. Değerini bilmiyor ama. Kes sesini ya. Sus. Kes. İyi misin lan? Hayırlı işler ustam, kolay gelsin. Ustam elinde şöyle temiz ikinci el, çiziksiz bir telefon var mı? Var abi. Şu sıra. Temizdir hepsi. Temizdir. İyi güzel de abi, ben pek anlamam ki şimdi bunlardan. Lan mirket olsaydı ya. Şarjı uzun giden, fiyatı da uygun bir şey var mı abi? Onun şarjı 1,5 gün kesintisiz gider abi. Fiyatı da uygundur. Kim abi şunu?
Güzel. Bunun kutusu, şarjı, her şeyi var değil mi? Full abi, eksiksiz. Olur vallahi. Tamam abi, ben bunu alıyorum. Güzel de bir hediye paketi yaparsak. Yaparız abi. Harika olur. Melike. Bahri ile birlikte şu isimleri bir kontrol edin bakalım. Bir bağlantı bulabilecek misiniz? Tamam komiserim. Müdürüm, onay verirseniz ben de şu muhbirleri biraz daha sıkıştırayım. Tamam. Hayır. Günaydın. 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 Kusura bakmayın, İstanbul trafiği. İstanbul'da işe gelip İstanbul trafiğine yakalanmak kötü bir sürpriz değil mi? Affedersiniz, anlayamadım. Ben de anlamıyorum Songül komiserim. Bu trafik şubede mesailer 9'dan sonra mı başlıyor acaba Melike? Ha? Bahri? Başkomiserim kusura bakmayın ama artık sormak zorundayım. Sizin benimle kişisel bir probleminiz mi var? Songül. Ama müdürüm, gerçekten haddimi aşmak istemiyorum ama Taylan başkomiserim geldiğimden beri benimle uğraşıyor. Yani gerçekten benimle bir probleminiz varsa lütfen yüzüme söyleyin. Benim tek bir derdim var. Organize suç örgütlerini yakalamak. Yakalamak? Yakalamak. Başkomiserim kusura bakmayın ama o değerli vaktinizi benim açığımı yakalamak için kullanıyorsunuz gibi geliyor bana. Yeter, tamam. Songül, odama. Serdar... Taylan, o senin aslında olabilir ama ben de buradayım. Ekipte çatlaksız istemiyorum. Peki müdürüm. Hadi bakalım. Herkes işinin başına. Vallahi Songül abla fena azar yiyecek. Ama haklı. Biri de bana böyle gıcıklık yapsa ben de zor tutardım kendimi. Allah Melike, biri sana öyle bir şey yapsa ben de kendimi tutamazdım yani. Ben şu dosyadaki isimleri bir kontrol edeyim en iyisi. Sen şey yap onları. Evet, bir kontrol. Konuşuruz. Efendim. Görüşürüz. Yalnız usta çok güzel hediye seçmiş, biliyor musun? Yani maneviyatını bilemedik birazcık. Orada aptallık ettik ama... Maneviyat, Allah'ım yarabbim, bu kulaklar neler duyuyor şu an. Nereden öğrendin lan bu kelimeyi? Ben sen miyim lan? Vallahi doğru söyle. Kızmayacağım, söz. Tamam, şaka yapıyorum, sıkıntı yok. Bir şey olmaz oğlum ya, abi biliyorsun işte yani. Bazen böyle esip gürler, bir şeyler yapar ama iyidir yani sonuçta. Her zaman kelleri. Ama Gizem de eşek değildir yani, değil mi arkadaşlar? Ya bu hediyenin ağırlığını kaldırabilmeli yani bence yani. Annesinden bir hatıra sonuçta. Yani. Oğlum Gizem görsün diye vermiyor ki. Sevdiği için veriyor. Oğlum nasıl bir sevgi bu ya? Sevgi ne be yani? Soru bu olmalı. Beni var ya annem bile sevmedi abi öyle. Sen mi söylüyorum ya? Sen hariç. Sen hariç. Ben var ya... Leyla'ya böyle bir hediye versem... Net söylüyorum sana, bir ömür boyunca 3 öğün yemeğim hazır. Var mı? Yaparım direkt aşkım. Yaparsın. Kardeşim hani bu bir tık daha vizyon mevzusu olduğu için... hani siz de o dinamiği yakalayamayabiliriz. Anladın mı? Vizyon. Vizyon. Türkçe sözlük okunmuş. Okundu. Bende var mı vizyon? Var mı lan? Çabuk söyle. Var mı? Bilmem var mı? Bir tane sağdan getireyim o zaman sana. Hızlı bir şekilde. Kitap yapma. Terbiyesizlik yapma. Siz hayırdır gençler? Buradasınız hala. Vallahi abi beylerin dedikodusu bitmedi ki, gidelim. Ne dedikodusuymuş o? Araz nerede bu arada? Araz nerede? Araz annenizden kalan son hatırayı... büyük ihtimalle kıymetini bilmeyecek olan Gizem'e... doğum günü hediyesi olarak vermeye gitti. Bir dakika. Araz ne vermeye gitti? Abi şöyle hani sizin... Ya ben aynı şeyleri tekrar dinlemeyeyim sabah sabah, ne dersiniz? Hadi gidelim, hadi kızım. Aynen, hadi gidelim. Boş ver. Uğraşlar buna, uğraşılmaz bununla. Özellikle ben hiç uğraşmak istemiyorum. Var mı bir isteğin abi? Ulan Araz! Sen bir de o kadının eşyasını mı
saklıyorsun Aras? Onun yüzünden babamız hasta oldu lan! Elimde bir tek sen kaldın Aras. Seni de almasına izin vermeyeceğim kardeşim. Seni de kaybetmeyeceğim Aras. Ağam mesajda önemli misin? Artık her şey önemli ya var. Benim doğum günüme Derya. Bir lavukla gelmişti. Neydi adı? Kenan. Kıvanç. Kıvanç. Suskun Ramazan'ı hatırladın. Hatırladım. Organ tüccarı. Dalaksız. Senin borcunun üstüne yatmaya çalışmıştı. He. Tahsilata gittiğimde yanında bu vardı. Kaç sene oldu unuttum. Yanında bir tane cerrah vardı. O mu diyorsun? Ben sıfat unutmam. Gene de günahını almayalım. Bir araştır sen bakayım. Tamam. Buldum ağam. Operatör doktor Kıvanç Zevret. Bu Ankara'da çalışmış. Fotoğrafı büyütsene. Büyüt büyüt, biraz daha büyüt. Lan ben sıfat unutmam ya. Ben niye sıfat unutuyorum ya ben? Ne oldu bana, yaşlandım. Aa, ne yaşlı Allah aşkına, daha gençsin. Ağam ben şeyi de buldum ha. MSK'yı. Neymiş MSK? Mazide saklı kalan Songül. Lan Songül niye mazi olsun? Songül Allah nasip ederse gelecek olur. Diğeri mazi, o da organ maf... Tövbe estağfurullah. Doğru. Sen bir araştır bakalım. Ben niye sıfat unutuyorum lan? Benim ne çiziyorsun? Çiz çiz, bitiremedin ya. Bakayım. Hayır dur. Bir saattir. Hani ne? Bakayım. Ya hayır, bir dakika durun ya. Ne ya? Heh. Hazır. Heh. Bakın. Neymiş o? Bakayım, ortaya koy bakayım. O ne öyle? Hava temizleme cihazı. Evdeki kötü havayı alıyor, temizliyor, onu dışarı atıyor. Yani biraz pahalı ama işe girince, para biriktirince alabilirim ben. Oha! Ne? Bu ne kadar böyle bu? Ay bak, ben sana bir fikir vereyim hemen. Şimdi eve gidiyorsun, camı açıyorsun. Kirli hava çıkıyor, temiz hava geri giriyor. Bak çok basit, bedava, oksijen, tertemiz değil mi? He? Altın mı alıyoruz ya? Tamam, hayal işte ya, hayal. Melek? İstem? Melek oda yazıyor da. Evet. Sen o odayı sevdim demiştin. Işık falan alıyor demiştin. Sevmedin mi? Bak diğer odaya yazabilirim. Dur. Sileyim bunu. Sen ciddisin. Evet. Ya Melek, konuştuk bunu dün akşam. Tamam, Salem'in konusu girdiği için belki arada kaynamış olabilir ama. Melek, senin yanın benim yanım. Sen öyle sokaklarda kaldığında ne yapacağım ben? Sıcacık evde oh oturacak mıyım? Öyle mi yani? Hayır, öyle değil de. Tamam, konu kapandı o zaman. Ama bak, bir şartım var. Sen de istediklerini yazacaksın. Tamam. Oley, evimizi kuruyoruz. Hadi bakalım. Dur. Öncelikle kesinlikle olması gereken şey, çünkü hepimiz için lazım. Kahve makinesi ha? Evet. Çünkü kahve makinesinin yeri bende çok ayrı. Babam var ya, böyle günde 10 tane falan kahve içiyordu. Tam bir kahve manyağıydı. O yüzden kahve makinesinin parayı toplayınca ben alacağım. Tamam? Tamam. Şimdi düşünmeye bırakıyorum bunu buraya. O zaman size ben de şöyle bir teklif bırakıyorum. Hı. Bir günlük pilav hasılatımın tamamını koyuyorum masaya. Vay! Sistemin canı kahve istemiş ya, Allah Allah. Ama yalnız bir şartım var. Hı. Ara sıra annem beni darladığı zaman ballı süt, ballı süt, ballı süt diye kaçar gelirim, bana da kahve yaparsın. Ballı süt. He, ballı süt. Ne oldu lan? İyi misin Melek? Yanmadım değil mi? İyiyim. İyiyim de. Mahvettin. Ya sen orada mısın lan? Bilerek yaptın değil mi? Ayağım kaydı be. Ne ayağı kayması be? Ayrıca bir kağıt parçası yani. Hani
paranız yoksa ben vereyim size. Hani siz biraz fakirsiniz ya. Leyla'cığım çok ileri gitme istersen ha. Hayırdır Leyla? Aras'ın bayrağını mı devraldın sen? Ne yaptın böyle? Ne o ayrıca? Siz banka falan mı soyacaksınız? Plan falan çizmişsiniz oraya. Söyleyin, yardım falan ederiz size hani. Siz beceriksizsiniz ya biraz. Yok canım, bırak. Bir de plan falan çizmişler. Banka falan soymuyoruz canım. Senin gibi haince casusluk da yapmıyoruz. Ha. Kendi yuvamızı kendi tırnaklarımızla kurmaya çalışıyoruz. Bak, tanıştırayım. Ha. Bizim yuvamız ve gereksiz Leyla. Bizim yuvamız ve gereksiz Leyla. Hadi canım, naş. Aşkım siz niye acele ediyorsunuz? Biz size mükemmel bir yuva hazırlıyoruz. Biraz bekleyin, rahat olun ama. Tamam? Biraz bekleyin ve rahat olun. Tamam canım, hadi sen git şimdi. Hadi, hadi naş. Hadi Leyla'cığım, hadi, hadi. Hadi kış kış, naş hadi. Ne oldu? Acıttı mı söylediklerim? Ah! Benim canım acıdı biraz. Sıktı. Burası hadi. Çok sıktı zaten. Evet, hadi naş canım, naş. Ah, ah, canım acıdı. Benim de canım acıdı ya. Çayımı da... Gel, gel otur. Ah. Gereksiz. Haline bak. Sinirlenme, anı olsun. Ya tamam, boş ver Leyla kısmını. Bir gün bunu başarı öyküsü olarak göstereceğiz herkese, değil mi? İşte o kadar. Hadi. Ona da çakacaktım bir tane. Ya tamam, sakin ol. Meleğim benim, Rambo'm benim, Rambo. Boşa gider, vurma. Ben özellikle senin önünde böyle üstümle bu şekilde konuşmak istemezdim ama... Ya tamam. Dışarıda olanlar hoş değildi. Tekrar olmasın. Ama ben seni başka bir şey konuşmak için çağırdım. Nedir abi? Şimdi... Seninle konuştuktan sonra... Babanın ölümüyle yani Metin komiserin ölümüyle ilgili bir dosyaya tekrar bir göz attım. O zamanlara ilgilendiği dosyalara da bir baktım. Muhtemelen o zamanlar acemi bir polis olduğum için... yani tanık ifadeleri vesaireler... bana da bir elim bir kaza gibi görünmüştü o olay. Belki de rol modelimi kaybettiğim için... muhakememi ya da polislik içgüdülerini tam olarak kullanamadım. Yani bilmiyorum. Demek istediğim, sen haklısın. Babanın ölümünde Nejat Kırdar'ın mutlaka bir bağlantısı var. Ve tabii ki Nejat Kırdar'ın bağlı olduğu kimliği meçhul kişi. Evet. Öyleyse ne yapıyoruz? Ne yapıp edip o bağlantının kim olduğunu ortaya çıkartıyoruz değil mi? İyi de abi nereden başlayacağız ki? Elimizde bir ipucu yok. Şimdilik. Savcılıktan Nejat Kırdar'ın deposunda arama yapabilmek için izin talep ettim. Peki bir şey bulabilecek miyiz orada? Bilmiyorum. Ama aramazsak bulamayız. Tamam abi. O zaman ben izin çıktığında çıkar giderim. Tamam. Sana haber veririm. Ha. Bir şey daha var. Şu organize şubenin içinde olduğundan şüphelendiğimiz köstebek. Bir tahminin var mı? Yani abi şubede 60-70 kişi çalışıyor. Ben bilemem ama benden illa bir isim istersen benim düşündüğüm kişi belli. Evet sanmıyorum. Yani Taylan işine işkolik derecesinde bağlı bir polis. Yani, aksiyonda bir bulgu elde etmedikçe düşüncemi değiştirmek istemem. Ama yine de bu konuştuklarımız ikimizin arasında kalsın. Tabii, tamam. Tabii. Yani nereye gidiyoruz, ne arıyoruz ikimizden başka kimse bilmiyor. Tamam, tamam ben çaktırmıyorum. Birinin Nejat Kırdar'ın meçhul patronuna haber uçurmasını istemeyiz. Tamam? Tamam. Savcılıktan izin gelince sana hemen haber vereceğim. Tamam abi. Bana inandığın için çok teşekkür ederim abi. Asıl ben teşekkür ederim. Yalnız bak, bana günde 40 kere sen bana babanın emanetisini dedirtmezsen iyi olur. Tamam. 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 Hadi bakalım görevinin başına. Müdürüm. Gel Taylan gel. Nedir bu? Ha. İmzası gelen evraklar müdürüm. Tamam.
Bebiş. Araz lütfen ya. Ne? Daha bir şey demedim. Sakin ol şampiyon. Ben senin doğum gününü kutlamak için geldim. Doğum günün kutlu olsun. Ne bu? Pudra kutusu. Şöyle anlatayım. Annem bizi terk ettikten sonra babam hastalandı biliyorsun. Biz de abimle yalnız kaldık. Sen de benim kadar iyi biliyorsun. Karabayır'da hayatta kalmak istiyorsan çabucak büyümen gerekiyor. Biz de öyle yaptık. Çocukluğu bir kenara bıraktık, büyüdük. Ama işte bu benim böyle annemden kalan son hatıra ya. Buna bakınca böyle annesi babası olan normal çocuk olduğum yıllar aklıma geliyor. Anladın? Bir gün annemi kadar seveceğim bir kadını buluncaya kadar saklamaya karar vermiştim. Sağ ol ama Araz, ben bunu kabul edemem. Bu senin için çok değerli bir şey. Annenden kalan tek şey. Sen de çok değerlisin Gizem. Bunun değerini ancak sen bilebilirsin. Yok, ben bunu kabul edemem. Yok. Gizem. Sen de kalsın. Hemen Araz'ım. Benim ne yapacağım belli olmaz yani, biliyorsun. Ben de kaybolur, kırılır. Başına bir sürü şey gelebilir yani. Sağ ol işte be. Yani iyi kötü o kadar anımız var. Yalan mı? Var. Doğru. Baktıkça beni hatırlarsın. Gerçi benim sana kendimi unutmak gibi niyetim asla yok da. Bugün benim olacaksın yani. Onu bil. Doğum günü kutlu olsun. Sağ ol. Şey dedim. Konuş yavrum. Ağam, ben senin hafızana hayranım. Doğru hatırlıyorsun. Bu Kıvanç, organ tüccarı Suskun Ramazan'ın yanındaki Kıvanç. Eyvallah, sağ olasın. Gerisi bende. Tamam ağam. Gizem. Günaydın. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Bekledim seni o gün de doğum gününe gelmedin. Yani arayıp haber de vermedin, merak ettim seni. Ya evet, şey aslında biz seninle o gün kavga ettik ya, tartıştık sonuçta. Gelirsem kötü olur diye düşündüm, üstüne gelmek istemedim. Haklısın. Ya ben sana biraz haksızlık ettim. Bu olay benim peşimi bırakmıyor Gizem. Yani her yerde karşıma çıkıyor. Ben çok sinirleniyorum. Biliyorum yani benim oraya gelmemi istemeyen sen değilsin. Annen ama. O gün seni kırmamak için çektim gittim, özür dilerim. Hiç önemli değil. Ben olsam ben de kızardım. Bu arada doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sana küçük bir hediyem var. Öyle mi? Hı-hı. Bakayım. Bekle. Efendim anne. Aslı'nın at binmesi mi var? Ay, küçücük kız nasıl biniyor ata ya? Hani ben gelmesem olmaz mı? Baba kız takılsınlar işte, ne güzel. Hem at binmeyi de bilmiyorum zaten. Ya tamam, bağırma hemen. Geleceğim. Kapat. Telefon yeni galiba. Yani pahalı da bir şeye benziyor mu? Şey ya. Bu Rıza Bey'in 18. yaş günü hediyesi. Hı. Aslında sadece bana değil.
Benim telefonumun şarjı olur olmadık her yerde bitiyordu. O da kızını merak ediyor, haber almak istiyor. Bana ve kızına ulaşabilmek için de bu telefonu almış, sağ olsun. Güzel. Sen hediye diyordun. Ha. Şey, onu ben koymayı unutmuşum da bir ara sana veririm. Senin düşünmen yeter. Çocuklarla biz baskete kaçacağız da. Şimdi yavaştan onların yanına gideyim. Yani gitsem daha iyi olacak. Tamam. Tamam. Sen ne yapacaksın? Kitap falan okurum. Öptüm seni. Hı-hı. İş olan sen kazanırsın. Senin için oynayacağım. Mirketle rakip ol. Rıza Bey. Müdür Bey'e çiçek getirdim. Geç dönünce sağdaki oda. Eyvallah. Genç. Adı Aylin. Hangi sınıfta bu? Sanıyorum 12B'de. Nerede bu 12B? Şu tarafta. Eyvallah. Çekil. Geri kal. Abi. Geri kal. Beni tanıdın mı? Aylin Hanım. Birader. Derdin neyse silahı indir öyle konuşalım. Buraya konuşmaya gelmiş gibi bir halin mi var delikanlı? Neye geldin birader? Gözlerime bak. Gözlerimdeki acıdan belki anlarsın. Ben tanımıyorum sizi. Bir yanlış anlaşılma var. Bir yanlışlık var, evet. O da kardeşimi komaya sokup elini kolunu sallayarak dışarıda gezme. Kardeşim. Bizim evimizi cenaze evine çevirdiniz. Aynı acıyı siz de yaşayacaksınız. Bizim kursağımızdan bir yudum su nasıl geçmiyorsa... sizin genzinizi de yakacak o içtiğiniz su. Ne suçu var lan Salih'in? Ha? Ne suçu vardı Salih'in? Hırsız köpek, söyle. Burası bir sınıf. Gel dışarıda konuşalım. Bir sakin ol. Bir dinle. Bak belli ki bir yanlış anlaşılma var. Yanlış olan şey birinin sırf zengin olduğu için bir insanın hayatını kararttıktan sonra elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesi. Gerçek olansa benim kardeşimin sırtında çıkan yaralar. Annemin gözyaşları. Herkes hak ettiğini yaşayacak. Tamam dur. Lader. Bas geri. Bak, acını görüyorum. Anlıyorum. Ama burası yer değil, burası bir sınıf. Mündür o silahı, gel dışarıda konuşalım. Bak burası Karabayır, mündür o silahı. Ben de Cengiz'im. Oldu mu? Bas lan geri. Aplanmış verdi. Bırak. Sakın bir şey yapma. Bırak, benim şunun üstüne atmayacağım. Ne oldu lan? Bak, Aylin seni zannettiğin gibi birisi değil, olay da bildiğin gibi değil. Bak, indir silahını anlatalım sana, ha? Birader. Kardeşi için gerçekten çok üzgünüz. Ama bak ortada yanlış bir anlaşılma var. Bir şey söyle. Orayı söyle. Kim onu? Dur, tamam. Ay, bak, gelin şuraya. Sesinizi kesin yoksa nefesinizi keserim. Ya birinize benim yüzümden bir şey olmasın. Aylin. Dur geride.
Murat! Murat Çağrı! Murat Çağrı! Murat! 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 Sadece hocam. Aras. Bir şey, boş kovanı. Ne oldu? Bakma öyle. Boş seni yüzünden oldu. Boş kovanı bu. Aras. Yani bence Sade'nin işlemine çok benziyoruz. Hayır sana. Ya, onun senin gözlerin daha açık. Ha. Onunki biraz, onunki daha böyle okyanus. Ben ona öyle dedim. Çaylar geldi. Ay, limonlu. Bahri, senin sevdiğin kurabiyeden de aldım. Birlikte yeriz diye. Ya niye zahmet ettin ki? Ya zahmet değil yani, kurabiye sonuçta. Hani görünce sen aklıma geldin. Bir şey soracağım ya. Yarın biz erken çıkmıyor muyuz? Hı. Evet. Üçümüz birlikte sinemaya gitsek mesela nasıl olur? Süper. Çok güzel bir aksiyon filmi giriyor vizyona. Gidelim hep birlikte, böyle keyfimiz yerine gelsin. Canımın içi. Aksiyon aksiyon, zaten yeterince aksiyon yokmuş gibi hayatımızda. Romantik komediye gidelim biraz, romantik değil mi? Olur. Olur bence, çok güzel olur yani. Harika olur. İyi tamam, o zaman yarın akşam sinemaya gidiyoruz. Tüh bak başım. Başım tuttu yine. Benim... Çocuklar, şimdi benim yarın eniştenize bir planım vardı açıkçası. Ben onu ekemem. Siz gidin artık iki kişi. Ne diyorsunuz, iki kişi birlikte ayarlarsın sen. Bileti al, onu aldırma. Beraber gidin. Yani komiserim Melike olur derse bence süper olur yani. Yani şimdi o kadar da plan yaptık. Gidelim madem. Gidelim. Aklında bir yaşa ya, süper. O zaman biz bir bilet bakalım. Seanslara bakın, düzgün bir saatte trafiğe kalmadan. Halledin gelin, tamam? Öğreniyorum bu işi, vallahi öğreniyorum. İyiyim. Evet hanımlar, beyler. Hazırlanın, operasyon var. Nereye gidiyoruz müdürüm? Yolda anlatırım. Melike. Biliyorum müdürüm, koordinasyondayım burada. Sen de gel diyecektim ama sen bilirsin. Gerçekten mi? Geldim müdürüm. Melike, yeleğini giymeyi unutma. Ay bu da annem gibi. Tamam anne, geliyorum. Yavaş, yavaş. Ben de binebilir miyim? Hastanın bilinci kapalı. Yolda müdahale etmeniz lazım. Gel bırak işini yapsın. Hangi hastane? Hocam hangi hastane? Abi hocam. Abi hangi hastane? Sakin. Sakin. Abi niye konuşmuyorsun? Hangi hastane ya? Gideceğiz. Sakin. Kapatın kapıyı. Allah düzeceksin oğlum. Niye kimse bir şey söylemiyor? Hocam gidelim biz de. Halledeceğiz. Gideceğiz. Tamam. İşler ne yapsın? Hadi. Tamam. Geçtik. Gideceğiz. Sonunda bu da oldu Mahir Gülaç. Bunun sorumlusu ne Karabayır ne bu çocuklar. Sorumlusun sensin. Tamam hocam. Sakin, deli var. Hocam. Halledin, sakin. Alo. İyi günler Oğuz Bey. Size bir konum atıyorum. O konumdaki hastaneye gelebilir misiniz sanırım? No. Sakin. Hadi, hadi geç. Şeyi sanırım. Hadi, geç. Müdür. Konuşacağız bunlar. Senin odanda konuşalım. Gel. Gel. Hiç bir şey yok. Hadi gel. Gel. Hadi yakışıklı gel.
Toplan buraya, toplan. Peki, Bahri. Binaların etrafını güvene alın. Paylan, 2-3 kişi al şu binaya bak. Songül, sen de buna bak. Açılmadık çekmece, bakılmadık dosya istemiyorum. Hadi! Hadi aç gözlerini koçum. Hadi Araz'ım. Hadi sarı kafam benim. Araz. Hadi oğlum. Araz. Araz aç gözlerini Araz. Sakin. Araz. Sakin koçum. Nasıl? Sakin. 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 Bak ameliyat başarılı geçmiş. Kurşunu da çıkardılar. Araz sağlam çocuktur. Çabuk toparlar. Sakin. Nasıl sakin olayım hoca? Adam okulda kurşun yemiş. Kurşun. Aklım almıyor. 40 belanın dolaştığı tamirhanemde daha silah patlamadı benim. Oradaydı Hamza. Psikopatların mazereti yok işte. Bir şekilde sokmuş silahı okula. Durup dururken girmedi ya bu adam hoca. Herif o sabıkaların peşine düşmüş işte. Dedik ama sana hocam. Hamza. Çağıracakları belliydi bu belayı. Hamza sakin ol. Aslanım devlet ikinci bir şans vermiş çocuklara. Ne yapsaydık? Herkes ikinci bir şansı hak eder. O da bizim şanssızlığımız öyle mi hocam? Herkes kendi şansını kendi yaratır. Bak aslanıma. Onun dik kafalılığı olmasaydı şimdi morgdaydık. Burada değil. Aslanım. Araz benim can yoldaşım hocam.
Çocuk benim dünyam. Başka kimsem yok. Kendini dayı tanımayan bir baba. Sizleri ömür bir ana. Ona bir şey olursa ben... Şu olmayacak aslında. Biz dimdik duracağız. Her zaman yaptığımız gibi. Hayatta bildiği gibi gelecek. Biz doğrusunu yapalım da. Aslanım ben. Dışarıda haber bekleyenler var. Merak ettiler. Bir telefon kadar yakınındayım. Eyvallah. Dik dur. Kardeşine sahip çık. Silah nasıl ateş aldı? Sadı hocamın içeri girmesiyle adamın dikkati dağıldı. Ben de hemen elini atladım. Hani kimseye zarar gelmesin diye abi. İşte vurulan arkadaş Aras, o da atladı. Yok, estağfurullah. Sağ ol. Sağ ol. Hocam kendine gelebilir mi Aras? Bilinci henüz yerinde değil. Bekleyeceğiz. Siz de şu ifade işi bittikten sonra dağılın. Burada yapacak bir şey yok. Yapılan her şey yapıldı. Dua edeceğiz. Hocam, biz bir yere gitmeyeceğiz. Yarın adam uyanacak, size ihtiyacı olacak. Bora. Hocam Aras uyanacak değil mi? Gelecek. Tamam hocam. Evet. Biz ifade eden söylediğiniz gibi yaparız. Halim iyi misin? İyiyim ben. Halim kızım, baban. Evet hocam. Merhaba, ben Oğuz. Sağ olun. Vallahi dünyaları başladınız. Ne desem? Estağfurullah. Çocuklar yaptı zaten. Hepsine zaten ayrıca teşekkür edeceğim tabii ki. Hadi hoca zamanında yetişmeseydi adam öldürecekti beni. Ay. Sizin konuşacaklarınız vardır. Memnun oldum. Sağ olun hocam. Sayko, beklemeyin burada. Aylin, hadi polisler seni ifade almak için bekliyorlar. Gel götüreyim seni. Aylin sakın. Avukatım yolda de. Avukatım gelmeden tek kelime etmiyorum de. Biliyorsun, ağzından çıkacak tek yanlış kelime seni ipe götürür. Ne diyorsun sen ya? Ha? Senin tek derdin bu mu? Adam öldürecekti beni, arkadaşımı vurdu ya. Senin tek derdin vereceğim ifade mi? Hayatım, çok haklısın. Ben seni anlıyorum. Aylin, lütfen biraz sakin. Kardeşimi ele vermemden korkuyorsun değil mi? Aylin, kızım biraz sakin. Baba bırakır mısın? Bakın yalnız kalmak istiyorum lütfen. Bak, şu andan itibaren yalnız kalma hiç doğru değil güzel kızım. Size tek bir şey söyleyeceğim. Karabayır bütün belasına rağmen Esra ile aynı evde yaşamaktan daha güvenli. Bu arada ben kendime bir ev kiraladım. Çalışıp kirasını kendim ödeyeceğim. Kızım. Aferin Esra, aferin. Tamam, çözeceğiz. Terbiyesiz. Thank you.
Derya. Ben okulda olanlara çok üzüldüm. Vallahi hepsini korumuş. Mert'e bir şey olsaydı ben asla yaşayamazdım. Allah korusun. Geçti gitti işte. Araz da iyileşirse hiçbir şey kalmayacak. Evet, durumu biraz kritik ama ben iyi olacağına inanıyorum. Aslan gibi olan iyileşir. Yaralarını sarar, merak etme. Ben başka bir şey için seninle konuşmak istedim aslında. Bir uyarı gibi. Bir uyarı gibi kabul et. Bu başhekimin adı neydi? Kemal. Kıvanç. Sen ondan uzak dur. Hadi. O adam tekin değil. İşleri karışık onun. Merhaba merhaba. Serum tak. Hastalar ve başhekim. Başhekimin sonuçta. Uzak dur ondan yani. Pardon da sen benim hayatıma karışma cüretini nereden buluyorsun acaba? Derya, karışmıyorum. Uyarıyorum sadece. Güvenmiyor musun bana? Ben gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Derya, bana inan. Sana mı inanayım? Anladım. Emin'e inanmıyorsun. Sadi Hoca'ya inan o zaman. Emin öldü. Emin mi? Mert. Hocam, siz Emin'i nereden tanıyorsunuz? Derya hemşire, acilde size ihtiyacımız var. Geliyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin abla. Sadi Hocam, siz Emin'i nereden tanıyorsunuz diye bir soru sormuştum ama. Evet, evet, şey, Songül'le konuşmuş, yengenle konuşmuş ablan. Haklı kadıncağız yani, güveni sarsıldı okulla alakalı. Yani dedim iki tane erkek hademe alacağız, güveni tam teçhizat olacak. Oradan açıldı sohbet, sonra muhabbet muhabbet. Hı. Emin diye biri varmış, kalbini kırmış. Dedim bunlar eskiden tabii, yapacak bir şey yok Songül. Yani bunlar işte kadın muhabbeti. Ya Sadi Hocam, işin aslı şu. Emin ablamın çok büyük bir aşkıymış. İlk aşkıymış. Ya ben de bunu defterlerden öğrendim. Bana da çok fazla bir şey anlatmadı. Yani sizin tanıdığınızı öğrenince en iyi sizden duyarım diye şey yaptım. Ya ben o eski defterler o. Açılmaz işte. Adı üstünde eski defter. Yazılmış bir kere, olmuş bitmiş. Araya sokacak bir hikaye yok yani. Defter kapanmış. Hayat. Alo, Songül. Sadi, Sadi, kırdağın deposundayım. Sadi, söylediğim yer, söylediğim yere hemen gelebilir misin? Yangın çıktı Sadi. İyi misin karıcığım? Geliyorum, korkma. Korkma karıcığım. Geliyorum. Ya ver, sarı gelin, full teçhizat. Full teçhizat! Tamam, herkes burada mı? İyi misin sen müdürüm? İyiyim. Songül nerede? Gelmiş. Songül! Songül içeride. İçeride memurum var.
Müdürüm lütfen geri çekilin. Burası hiç güvenli değil. Bırak işlerini yapsınlar müdürüm. Bırak onları halletsin. Hadi. Bizden geleni yap. Songül! Biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Merak etmeyin. Siz de şu anda yapmanız gereken işimiz yapmamıza izin vermeniz. Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. Sakin müdürüm. Sakin. Hadi arkadaşlar devam. Songül, benle kal! Beni bırakma karıcığım! Aşkım, ben çocuğumuz olacaktı! Kızımız olacaktı karıcığım!